Yeniden merhaba 24 ekranlarından bizleri izleyenlere ve 24 radyodan dinleyenlere. Ben Elif Akkaya Kutar, Analiz Sentez'le karşınızdayız. Analiz Sentez her sabah olduğu gibi Ankara gündemiyle başlayacak ama öncesinde bir sıcak gelişme vermiştik. Moderatör Sabah'ta hatırlayacaksınız, Kastamonu'da bir kaza meydana gelmişti. Valide açıklama yapmıştı. Hayatını kaybedenlerin sayısının 6 olduğunu, yaralı sayısının da 33 kişi olduğunu ve hastanelere sevk edildiklerini belirtmişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Bugün saat 5.50 sıralarında Kastamonu çıkışında İstanbul Sinop seferini yapan şehirler arası yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu maalesef 6 kişi hayatını kaybetti. 3 ağır, 33 kişi de yaralandı ifadeleri var. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum diyor İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya. Ayrıca bir uyarıda bulunuyor. Bütün sürecilerimize sesleniyorum. Aşırı hız ve bir anlık dikkatsizlik büyük acılara neden olabiliyor. Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım uyarısında bulunmuş ki Kastamonu'da kar yağışı olduğunu da görüyoruz. Şu an ekranlara da geliyor görüntüler. 24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan günaydın, kolaylıklar diliyoruz. Günaydın Elif Hakkı Kütel. Ne yazık ki yine üzücü bir haberle başlıyoruz. Evet. Ne yazık ki evet, sizi biraz dinlendirerek başlamak adına ben aktardım. Kar yağışı olduğu da görülüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın da bir uyarısı var. Sürücülere dikkat etmeleri konusunda özellikle hava koşullarında işte en ufak bir dikkatsizlik böyle büyük acılara neden oluyor diyelim ve devam edelim. Yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısı gerçekleşti. 3 saat 45 dakika sürdü toplantı. Ardından yazılı açıklama vardı. Yazılı açıklamanın ayrıntıları nelerdi? Şimdi yılın ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MGK üyelerinin en önemli gündem başlığı aslına bakarsanız bu noktada tabii ki terörle mücadeleydi. Terörle mücadelede önümüzdeki süre zarfı içerisinde atılacak olan adımlar değerlendirildi Milli Güvenlik Kurulu toplantısında. Yaklaşık 4 saat sürdü toplantı. Toplantının ardından da yazılı bir açıklama yapıldı. Şimdi o açıklamadan hemen terörle mücadeleyle ilgili olan kısmı direkt izleyenlerimize ve dinleyenlerimize aktaralım. Komşumuz Irak'la artan temaslarımızın terör örgütleriyle mücadelede atılacak somut adımlar başta olmak üzere müşterek coğrafyamızda huzurun sağlanmasına yönelik gayretleri tahkim ettiği ifade edilmiş. Bölgedeki tüm ülkelerin refahını teminat altına alacak olan kalıcı barış ve istikrarın ancak terörden arındırılmış bir güvenlik ortamının tesis edilmesiyle mümkün olabileceği değerlendirilmiştir ifadeleri kullanıldı. Tabii ki bu açıklama içerisinde terörden arındırılmış bir güvenlik ortamı vurgusu aslına bakarsanız dikkat çeken noktalardan bir tanesi. Önümüzdeki süre zarfı içerisinde özellikle İran kuzeyinde yeni operasyonlarında yapılacağının sinyalini veriyor. MGK gündeminde tabii ki Gazze'de yaşanan insanlık dramı ve İsrail'in terör saldırıları da vardı. Bu noktada bölgedeki barış ve güvenlik ortamına hassas dengelerin aslına bakarsanız sağlanabilmesiyle ulaşılabileceğine dikkat çekildi. Ve baktığımızda Gazze'de akan kanın durdurulması, insani yardımların kesintisiz ve engelsiz ulaştırılması, 1967 sınırları temelinde adil ve kalıcı barışın sağlanması, uluslararası sistemin reforme edilmesiyle ilgili ısrarlı ve kararlı tutumunu sürücüye de belirtildi. MGK toplantısı sonrasında yapılan açıklamada daha öncesinde söylemiş biliyorsunuz Rusya-Ukrayna savaşı hala devam ediyor bu savaş ve bu savaşla alakalı son durum da aslına bakarsanız MGK'da ele alınacak demiştik. Konu Milli Güvenlik Kurulu toplantısında masaya yatırıldı. Savaşın acil bir ateşkesle sona ermesinin önemine dikkat çekildi bu açıklamada. Son dönemde Montreux Anlaşması üzerinden başlatılan tartışmalara ilişkinde net mesajlar verildi. Baktığımızda Türkiye'nin mevcut riskleri bertaraf etmeyi amaçlayan yaklaşım ve uygulamalarını Montreux rejim çerçevesinde titizlikle sürdürülmesi, Karadeniz'de barış ve istikrarın hakim olmasına yönelik gayretlerini gerek gıda güvenliği bağlamındaki girişimler gerekse de Karadeniz mayınlarına karşı tedbir görev grubu gibi uygulamalarını muhafaza edici ifade edildi. Yani Montreux'dan herhangi bir şekilde taviz verilmeyeceği de yine Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sonrasında yapılan açıklamada belirtildi. 4 saat sürdü demiştik toplantı. Terörle mücadele, Gazze ve Rusya-Ukrayna savaşı özelinde aslına bakarsanız net mesajlar geldi. Evet, bir diğer dünün önemli gelişmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ardından İsveç'in NATO üyeliği kararını onayladı. Artık karar resmi gazetede.
Zaten bu sürecin çok uzaması beklenmiyordu. Hani Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndan geçtikten sonra karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gönderiliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün artık İsveç'in NATO'ya katılım protokolünü onayladı ve karar resmi gazetede mükerrer sayısında yayımlandı. İsveç Başbakanı da konuya ilişkin bir açıklama yaptı. Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya katılımına verdiği onayı memnuniyetle karşıladığını ifade etti. NATO üyeliği yolunda kritik bir eşiğin aşılmış olduğunu belirtti İsveç Başbakanı. Bu noktada baktığımızda tabii ki Türkiye'nin İsveç'e verdiği onayla beraber artık NATO konusunda bir Macaristan'ın onayı kaldı. Macaristan da yüksek ihtimalle onay verecek İsveç'in katılımıyla alakalı protokolü. Daha sonraki süreçte de artık İsveç'in bayrağı NATO'ya çekilecek ve resmen bir müttefikimiz olarak kayıtlar altına alınacak İsveç'in durumu. Tabii bu noktada önümüzdeki süre zarfı içerisinde İsveç'in atacağı adımlar ve bundan sonraki süreçteki tutumları da Türkiye açısından an be an takip edilecek. Elif Hakkı Yakutaş. Evet, İsveç'in atacağı adımların yanı sıra ABD'den F-16 satışıyla ilgili de ardı ardı açıklamalar geldi. Onların ayrıntılarını da sizden alabilir miyiz? Şimdi dün de bahsetmiştik bundan. Amerika Birleşik Devletleri'nden Joe Biden, biliyorsunuz Başkan Joe Biden, bir mektup yazmıştı. Biden Türkiye'ye F-16 satışının onaylanması için Kongre'ye çağrı mektubu gönderdi. Konuyla ilgili ABD'nin Ankara Büyükelçisi'nden bir açıklama var. Jeff Flake'in açıklamasına göre İsveç'in NATO sürecinin onaylanmasının ardından ABD Dışişleri Bakanlığı F-16 satışının bildirimini Kongre'ye derhal gönderecek ifadelerini kullandı. Ya şimdi bu Kongre süreciyle alakalı çok da fazla aslına bakarsanız benim şahsi olarak fikrim, benim ümidim yok en azından Kongre ile alakalı. Çünkü bugüne kadar Biden'ın zaten Kongre'ye gönderdiği, Kongre'ye söyledikleri hep sürekli havada kalmıştı. Çünkü havada mesajlar vermişti. Yine şeklen diplomatik olarak aslına bakarsanız gönderilmiş bir mektup gibi de görünüyor. Ama tabii ki Kongre'nin vereceği karar önemli. Kongre onay vermeden bu F-16'lar Türkiye'ye gelmeyecek ya da F-16 modernizasyonu gerçekleştirilmeyecek. Bugüne kadar Kongre'nin verdiği kararlar ortada. Bundan sonraki süre zarfı içerisinde Kongre'nin vereceği kararları en azından diğer kararlara bakarak tahmin edebiliyoruz. Bu F-16 süreci ve F-35 konusuyla alakalı Amerika Birleşik Devletleri diplomatik açıdan kendi üzerine düşeni yaptığını göstermek için aslında bakarsanız bunlar birer hamle olarak kayıtlara geçiyor. Önümüzdeki süre zarfı içerisinde Kasım ayındaki seçimlerden sonra F-16 ve F-35 konusu Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkilerde tekrar yüksek ihtimalle masaya yatırılacaktır, tekrar değerlendirilecektir. Yeni başkanla beraber, ABD'nin yeni başkanıyla beraber bu konunun çözülmesi çok daha sağlıklı olacaktır diye düşünüyorum en azından. Çünkü siz bu F-16 tedarik ve modernizasyonuyla alakalı süreci Kongre bugün onaylasa dahi zaten süreç öyle hemen bugün onaylandı, yarın yapalım, yarın devam edelim şeklinde ilerlemeyecek. Bu da bir aşama, bu da bir süreç olarak devam edecek ve daha sonrasında da Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık yarışı başlayacak. Resmi başkanlık seçimleri gerçekleştirilecek. Ve yeni başkanla beraber bu sürecin sekteye uğraması da eğer ki şu anda gerçekleşirse olası durumlardan bir tanesi. Kasım ayında başkanlık seçimi yapılacak. Kasım ayındaki başkanlık seçiminin ardından bu sürecin yeni yönetimle beraber değerlendirilmesi çok daha sağlıklı olacak kanaatindeyim en azından. Çünkü bir dönem başkanlık boyunca en azından bu süreci çok daha sağlıklı bir şekilde yürütebilirsiniz Amerika Birleşik Devletleri ile beraber. F-16 modernizasyonu ve tedarikiyle alakalı teklif Amerika Birleşik Devletleri'nden gelmişti biliyorsunuz. 2 yılı neredeyse geçti bu teklif geldiğinden beri. Ancak herhangi bir şekilde somut bir adım hala atılmadı. Bakalım Kongre'nin kararı bu kez hangi yönde olacak? Peki, yerel seçimlere geçmeden önce yüzümüzü güldüren gelişmemizle devam edelim. Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezer Avcı Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan bir canlı bağlantı gerçekleştirdi. Hem bunu soracağım hem de şimdi 7 tane oradan görüşme gerçekleştirecek dönmeden diye konuşmuştuk. İlkini Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gerçekleştirmişti. Evet. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da şimdi yarın Bursa'daki Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'nde ikinci görüşmeyi gerçekleştireceğini açıkladı. Onun da ayrıntılarını alalım. Evet.
Şimdi ilk astronotumuz Gezer Avcı, biliyorsunuz orada sürekli olarak Uluslararası Uzay İstasyonu ile NASA arasında bağlantılar kuruluyor ve bu bağlantılarda NASA tarafından canlı olarak paylaşılıyor yeri geldiği zaman. Baktığımızda yine öyle bir bağlantıda görev komutanı ile beraber kameraların karşısına geçti. Uzayda gördüğü ilk manzarayı, uzayda çalışmanın zorluklarını ve tecrübelerini anlattı aslında bakarsanız bu geçirdiği süre zarfı içerisindeki. Gezer Avcı, muazzam bir duygu, burada uçmak için kanada ihtiyacınız yok, hiçbir sınırlama olmadan alanın tümünü kullanabilmek imkan inanılmaz ifadelerini kullandı. Normalde ayaklarınızın altındaki zemin dört bir yanınızda ve bu çok şaşırtıcı, muazzam dedi Alper Gezer Avcı. Dragon'la dünyadan ayrılıp istasyona ilk ulaştığımız an dahil her biri muhteşemdi. Değerlendirmesi de tabii ki kendi içerisinde dikkat çeken ifadelerden bir tanesiydi. Baktığımızda gayet mutlu olduğunu söyleyebiliriz. Gezer Avcı'nın orada hem görevini icra ediyor hem de şu anda içerisinde bulunduğu alanda Uluslararası Uzay İstasyonu'nun tadını çıkartıyor. Bir yandan da deneyleri gerçekleştiriyor. Baktığımızda yer çekimsizliğe alışmak için çaba gösterdiklerini söyleyen Gezer Avcı, ilk andan itibaren uzay mesaisinin başladığını belirtti. Zaten çok iyi hazırlanmıştık. Deney ve görevlerimiz için titizlikle planlamalar gerçekleştirmiştik. İlk anda bu programlara başladık. Uzay istasyonundaki mürettebat kadar rahat hareket edebilmek için zaman ve çaba gerektiğini söyleyebilirim ifadelerini kullandı. Her gelen görüntüde, her gelen videoda Gezer Avcı'nın şu anda ne kadar, aslına bakarsanız, mutlu olduğunu da, bu görevden dolayı ne kadar mutlu olduğunu da görebiliyoruz. Onun yaptıklarıyla beraber bizler de yerkürede, burada, dünya üzerinde gurur duyuyoruz. Tabii pek çok canlı bağlantı gerçekleştirilecek. İlk canlı bağlantıyı Türkiye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yapmıştı. İlerleyen zamanlarda üniversite öğrencileri ve diğer kademelerdeki öğrencilerle de birer görüşme gerçekleştirecek. Ancak onlardan daha önce Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır'la bir video konferans görüşmesi gerçekleştirecek Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan. Bakan Fatih Kacır, Bursa'daki Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'nde video konferans aracılığıyla görüşme yapacak Gezer Avcı'yla. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Gezer Avcı'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan yapacağı görüşmelerin detayları artık netleşti. Kacır yarın Gökmen Havacılık ve Uzay Eğitim Merkezi'nde Alper Gezer Avcı ile video konferans aracılığıyla bir kısa görüşme gerçekleştirecek. Programa Teknofest yarışmacılarıyla girişimciler de katılacak. Geleceğin, aslına bakarsanız, uzay adamları onlar da. Türkiye'nin ilk astronotu Gezer Avcı, öğrenci, akademisyen ve gazetecilerle de bir görüşme yapacak. Tabii bizim merakla beklediğimiz bu gazetecilerle yapacağı görüşme. Yani herhalde bir televizyoncunun, bir habercinin işte en keyifli verdiği haberlerden biri, sizin de yüzünüz gülerek anlatıyorsunuz. Ne güzel diyelim ve yerel seçimlere geçelim. Şimdi yerel seçimlerde aslında İstanbul'a dair bir bilgi, ama şimdi siyaset deyince de akla ilk gelen Ankara oluyor. AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum seçim vaatlerini ve projelerini dün anlattı, açıkladı. Nasıl yankı buldu, neler vardı, hangi projeler vardı, sizden isterseniz hızlıca alalım. Aslına bakarsanız dün Sayın Kurum'un açıklamalarında biz net bir şekilde şunu gördük. Murat Kurum seçim yarışını işte geçtiğimiz 2 ay içerisinde, 3 ay içerisinde başlatmamış. Yani Murat Kurum seçim mesaisine çok daha öncesinde başlamış. Belki 3 yıl öncesinde başlamış. Çünkü o kadar projeyi böyle kısa bir zaman içerisinde projelendirme aşamasını sadece tamamlamanız bile imkansız. Dün sunum neredeyse 1,5 saat sürdü. Bu sunum içerisinde İstanbul'un direkt dertlerine, yaralarına nokta atışı çözümler vardı. Ne bunlar? Mesela bazı bölgelerde kentsel dönüşümle alakalı neler yapılacağını anlattı Murat Kurum. Cadde cadde neredeyse anlattı. Bazı meydanlardaki dönüşümleri anlattı. Ki İstanbul'da biliyorsunuz çok önemli tarihi mekanlar var. Bu tarihi mekanların etrafının çehresini tamamen değişeceğini ve yeni baştan ele alınacağını, tamamen kuvvetlendirileceğini, modern bir İstanbul portresi çizileceğine dikkati çekti. Siz bütün bu projeleri böyle ben başkan adayı oldum ya hemen İstanbul'da bir şeyler yapmalıyım deyip elinize kağıt kalem alıp da yazamazsınız. Yazmaya kalksanız alt alta zaten şu ana kadar o projeleri de bitiremezsiniz. Yani detaylarını da bitiremezsiniz. Dün Sayın Kurum başlık ve kısa özetler halinde geçti. Ancak biliyoruz ki o projelerin hepsinin altında sayfalarca yazılmış metinler var. Sayfalarca yapılmış fizibilite çalışmaları var. Bu yüzden bunu söylüyorum. Yani
yaklaşık 3 yıl, 4 yıl belki de Murat Kurum, Ekrem İmamoğlu belediye başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten hemen sonra aslında bakarsanız bu yarışa başlamış. Tabii Sayın Kurum'un daha öncesinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yapmış olmasının da kendisine getirdiği bazı avantajlar var. Bu avantajları da dün itibariyle çok rahat bir şekilde gördük. Baktığımızda projelerin hepsi İstanbul'un nokta atışı projeleri, İstanbul'da bütün dertleri, devaları çözebilecek olan projeler ve vatandaşlara direkt dokunan projeler. Hani şöyle projelerden bahsetmiyoruz. Mesela öğrencilere yönelik ücretsiz ulaşım kartlarından bahsetti. Biliyorsunuz ilkokul öğrencilerine yönelik toplu ulaşımın ücretsiz olacağını söyledi Murat Kurum. Bu mesela direkt seçmene dokunan bir hareket. Direkt seçmene dokunabilecek olan adımlardan bir tanesi. Diğer projelerle alakalı da direkt seçmene dokunabilecek projelerden bahsediyoruz. Hani dolaylı yoldan biz şunu yapacağız ama seçmen bunun faydasını 2 yıl sonra görecek, 3 yıl sonra görecek şeklinde projeler değil. İlk başta Murat Kurum İstanbul'a belediye başkanı olduğunda şunu aslına bakarsanız seçmene net bir şekilde mesajı gönderdi. 1 Nisan tarihinden itibaren ben sizin yaralarınızı sarmaya başlayacağım mesajını dün kurumun projelerini dinleyen, takip eden, radyolarında dinleyen, televizyonlarda izleyen izleyiciler ve dinleyiciler net bir şekilde anladılar aslında bakarsanız. Ajandası çok geniş, çok detaylı çalışılmış projeler ve bu projelerle beraber de yeni bir İstanbul, modern bir İstanbul projesiyle aslında bakarsanız Murat Kurum belediye başkan adaylığı konusunda emin adımlarla şu an için ilerliyor. Diğer taraftan baktığımızda Murat Kurum'un genel itibariyle bugüne kadar çizdiği aday profili de aslında bakarsanız önemli. Mesela kurum bugüne kadar Ekrem İmamoğlu'yla ya da başka bir isimle asla ikili polemiğe girmedi. Genel itibariyle cevap vermek üzerine bir zaman geçirme değil, onun yerine projelerini anlatmak, seçmene dokunmak, seçmenin dertlerini dinlemek ve bunun üzerine de çözüm önerileri geliştirmek için aslında bakarsanız şu anda zaman harcıyor Murat Kurum yaptığı bütün programlarda ki bu da yine seçmen tarafından hanesine bir pozitif not olarak kaydediliyor. Zaten bütün bu aslına bakarsanız projeler, bütün bu yapılanlar ve anlatılanlar önümüzdeki dönemde yeni İstanbul'un inşası için seçmene biraz en azından fikir verebilmek ve bizi seçtiğinizde, beni seçtiğinizde diyor Murat Kurum bu noktada böyle bir İstanbul mümkün projesini aslına bakarsanız ortaya koyuyor. Belki de en önemli noktalardan bir tanesi bu. Siz bunları yaşıyorsunuz. Bu şehrin böyle problemleri var. Trafik sorunu var. Bu şehrin bitmeyen bir altyapı sorunu var. Bu şehrin bitmeyen bir üst yapı sorunu var. Deprem konusu, üst yapıyla alakalı her gün İstanbullular acaba ne zaman sarsıntı olacak diye aslına bakarsanız bu dönemi geçiriyor. Türkiye'de bakın ortalama 6 yılda 7 yılda bir 7 büyüklüğünde deprem gerçekleşiyor. Son deprem biliyorsunuz 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli olarak gerçekleşmişti. Asrın felaketi demiştik. İkiz depremler yaşanmıştı. 6-7 yıl içerisinde Türkiye'de ne yazık ki bir deprem daha olacak 7 büyüklüğünde. Ve bu deprem yüksek ihtimalle bütün profesörlerin, uzmanların söylediğine göre Marmara bölgesinde gerçekleşecek. İstanbul yakınlarında gerçekleşecek. Böyle bir depremin en azından İstanbul'un böyle bir depreme hazır olabilmesi için gerçekten eski İstanbul değil, modern İstanbul'a ihtiyaç var. Modern İstanbul'la beraber bu depremin önlenebilmesi lazım. Oradaki yapıların, oradaki altyapıların, üst yapıların. Bakın sadece üst yapı olarak düşünmeyin. Altyapı olarak da değişmesi lazım. Teknolojik olarak da İstanbul'un yenilenmesi lazım. İstanbul'un tam bir entegrasyon içerisine alınması lazım. Bir kısım 1990'larda kalmış, bir kısım 2023'lerde, 2024'lere zorluyor. Diğer tarafta o ne kadar güzel bir İstanbul. Kafanızı çeviriyorsunuz, ensenizin arkasında bambaşka bir İstanbul. Hani o eskiden arşivlerden çıkartılan fotoğraflar vardı ya, arşivlerden çıkartılan fotoğrafları değil, İstanbul'un bazı bölgeleri hala arşivlerden çıkartılan fotoğraflardaki haliyle duruyor. Yani sadece asfalt ve kaldırım yapılmış mesela. Onun dışında herhangi bir düzenleme, bir çevre düzenlemesidir. Ne bileyim orada bir en azından güçlendirmedir, binalarda yeniden bir çalışmadır. Hiçbir yapılmamış halde bekliyor. Yani çok uzaklara bakmayın. İstanbul'da bunu sürekli olarak görebilirsiniz. Sadece etrafınızda 360 derece bir dönmeniz lazım. Tamam, insanlar çok kalabalık. Bazen etrafınızı göremiyorsunuz. Gökyüzü dışında başka hiçbir şey göremiyorsunuz. Çevrenizi görebilmeniz için çok daha fazla hareket
hareket etmeniz gerekebiliyor ama birazcık da riskleri ve tehlikeleri görebilmek lazım. İstanbullular açısından söylüyorum. Mesela biz Ankaralılar olarak böyle bir deprem riskiyle çok az karşı karşıyayız. Tabii ki Ankara'nın da Türkiye'nin diğer taraflarında olduğu gibi deprem riski var. Ankara'da da deprem riski yok demiyorum. Ankara'daki kentsel dönüşüm ve yapılaşma ile alakalı da çalışmalar zaten projelendirmeler gerçekleştiriliyor. Mesela Turgut Altınok da bazen açıklamalarında buna dikkati çekiyor. Ama İstanbul bu noktada Türkiye'nin şu anda ana arteri, can damarı. İstanbul'da herhangi bir sorun olduğunda, İstanbul'da bir deprem felaketi yaşandığında altyapı ve üst yapısıyla beraber orada bir felaket yaşanmaması için gerçekten projelerin üzerine betonla örten değil, temelleri kapatan değil, bir projeyi hayata geçirmeme organizasyonları yapan değil, bunun yerine ivedi bir şekilde proaktif adım atabilen, proje geliştirebilen, çözüm önerisi sunabilen ve bunu çözüm önerisi sunduğu gibi bunu birkaç yıl sonrasında değil, hemen ertesi gün sahada harekete, uygulamaya koyabilecek olan bir belediye başkan adayı olduğunu Murat Kurum dün itibariyle artık net bir şekilde gösterdi. Performansı çok iyiydi, projeleri çok iyiydi ki zaten bugün ve yarın da yine gün içerisinde yüksek ihtimalle bu projeleri konuşmaya devam edeceğiz 24 televizyonu ekranlarında çeşitli saat dilimlerinde. Ama gerçek anlamda her İstanbullunun aslına bakarsanız bu projeleri açıp bakması, zaten AK Parti teşkilatları İstanbul'da bu noktada gerekli hazırlıkları yapıyordur. Gerekli broşürler dün itibariyle dağıtıma başlandı. Önümüzdeki süre zarfı içerisinde bütün İstanbul'a bu broşürler ulaştırılacak. En ücra köşelerine kadar İstanbul'un bu bilgiler verilecek ki Murat Kurum da zaten İstanbul'un en ücra köşelerine kadar giderek seçmenle buluşacak ve bu projeleri dinleyecek, anlatacak. Bu projeler anlatıldığında her İstanbul'un Murat Kurum'a da bakışı, yani şu anda AK Partili, CHP'li, MHP'li, İYİ Partili diye ayırmıyorum. İstanbullu diyorum bakın. Yani X Partili, Y Partili demeye gerek yok. Yerel yönetimlerde particiliğe gerek yok. Yerel yönetimlerde vatandaşa hizmet götürecek olan adayın seçilmesi çok önemli. İstanbullu bu noktada önümüzdeki 5 yılın kendi kaderi için kararını verecek. Eğer ki 18 milyonu aşkın nüfusu olan bir şehirden bahsediyoruz. Şu haliyle mutluysa İstanbullu, bırakalım bu haliyle kalsın. Ama çözüm istiyorsa, ama artık ben eski değil, yeni İstanbul'da, modern bir İstanbul'da gece yatağa başımı koyduğumda sabah acaba kalkabilecek miyim? Ya da arkadaşlarımla yemek yerken acaba bir deprem mi oldu, acaba sallandı mı diye korkacak mıyım diye düşünmeden yaşamak istiyorsa, ona göre hani şapkasını çıkartıp önüne koymalılar ve ona göre karar vermeliler. Evet, bu projeler açıklandıktan sonra haber merkezimizden arkadaşlar İstanbul'da sokağa çıkarak röportajlar gerçekleştirmişler. Vatandaşlar da projelerden umutlu ve mutlu görünüyor diyelim. Devam edelim. Süremiz çok az kaldı. Dünden de sorum var. Onunla birleştirerek hızlıca sorayım ki hızlıca cevabını alayım sizden. Bir taraftan Milliyetçi Hareket Partisi hem adayları açıklamaya devam ediyor. Bir taraftan da artık ilk mitinglerde gerçekleşiyor olacak. İYİ Parti'de de aslında çok merak ettiğimiz, son dakika değişir mi diye hep konuştuğumuz Ankara-İstanbul adayları açıklandı. Dün soracağım ama yetiştiremediğim soruyu da sorayım ve buyurun sözü size bırakayım. İYİ Parti ile başlayalım. İYİ Parti'de İstanbul adayı Burak Avuncu oldu. Aslına bakarsanız uzun süredir parti içerisinde konuşulan isimlerden bir tanesiydi. Benim de İYİ Parti konusunda eğer aday göstermezlerse büyük problem çıkacak şeklinde mesaj gönderdiğim kişi Burak Avuncu'ydu bugüne kadar. Burak Avuncu çok önemli çalışmalar yaptı İYİ Parti içerisinde bu adaylık konusunda. O yüzden bir beklentisi de vardı. Meral Akşener'in kararı Burak Avuncu'nun beklentisini karşıladı. Diğer taraftan Ankara'da Cengiz Topel aday oldu. Cengiz Topel Yıldırım aday olarak gösterildi ve bu noktada iki isim artık netleşti. Ankara ve İstanbul konusunda, yani Mansur Yavaş'ın karşısında Cengiz Topel'i, Ekrem İmamoğlu'nun karşısında da baktığımızda Ekrem İmamoğlu'nun karşısında da bu noktada artık Burak Avuncu'yu koydu İYİ Parti. Tabii önümüzdeki süre zarfı içerisinde atılacak olan adımlarla beraber bu noktada CHP ve İYİ Parti arasında yeni bir işbirliği olur mu olmaz mı sorusunda İYİ Parti biraz daha elini güçlendirdi diyebiliriz. Hafta sonu itibariyle cumartesi ve pazar günleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Eskişehir ve İzmir'de olacak. Eskişehir ve İzmir'deki adayları paylaşacak, adayları açıklayacak. Saha çalışmaları hız kazanıyor tabii bundan sonraki süreçte. Artık önümüzdeki haftayla beraber mitinglerin artmasını bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz 24 Ankara Haber Müdürü Mustafa Daş'tan. Kolaylıklar diliyoruz size ve ekibinize. Analiz Sentez'de kısacık bir ara, sonra konuklarımızla buradayız.
Analiz Sentez devam ediyor. Sabahattin Zaim Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Yusuf Dinç stüdyoda bizimle beraber. Günaydın hocam, hoş geldiniz. Günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Ekonomi gazetecisi Hakan Güldağ, siz de hoş geldiniz Analiz Sentez'e. Günaydın. Hoş bulduk Elif Hanım, günaydın olsun. Hocam günaydınlar. Günaydın, selamlıyoruz Hakan Bey. Çok kısacık bir süre sonra da Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu stüdyoda bizimle beraber olacak diyelim. Başlayalım. Ekonomi başlıklarıyla başlayalım. Çünkü Hakan Gül'den biraz erken ayrılması gerekecek bizden. Evet, dün Merkez Bankası'nın yılın ilk faiz kararını heyecanla bekliyorduk. Gözler Merkez Bankası'ndaydı. Tahminlere paralel geldi. 250 bas puan %45'e yükseltilmesi bekleniyordu ve öyle de oldu. 8. ve son faiz artırım kararı olması da bekleniyor. Aslında karar metninde yer alan ifadeler sanki bunu da doğrular nitelikte. Dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığı açıklaması var. Parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de göz önünde bulundurarak dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldığı ve bu düzeyin gerektiği müddetçe sürdürüleceği değerlendirilmiştir ifadesi var. Sizce ne kadar sürecek bu süreç? Kaç ay %45'te kalmasını bekliyorsunuz? Aynı zamanda şunu da sorayım ki tamamen sözü size bırakayım. Şimdi mevcut duruma, ekonomiye tam tesiri noktasında ne zaman görürüz etkilerini? Bence kısmen görmeye başladık bazı yönlerden ama tabii tam etkileri görünmüyor. Metinde de dediğiniz gibi bu etkilerin önümüzdeki süreçte daha iyi görüleceğine dair bir takım atıflar da var. Aynen sıkılık bir şekilde yeterli düzeye ulaşmıştır diyor. Burasını belki biraz konuşmak lazım önümüzdeki dönem açısından ama faiz artırımlarında artık sonlandırmış oldu. Metinde gene bir yerinde gerekli görürsek bu sıkılık tekrar gözden geçirilir diye de bir doğrusu bir cümlede var. Oraya da o saptamada konulmuş ama esas itibariyle zaten beklendiği gibi biraz daha son dönemde Merkez Bankamız öngörülebilir. Son dönemde Merkez Bankası Başkanı ile ilgili olarak yaşanan bütün tartışmalara rağmen bu adımların da sonuçta atılmış olması bence ekonomi politikası açısından olumlu. Bir yerde de şimdi bu durdu. Ne zaman bu yavaş yavaş bir tekrar artık ben artırım olacağını düşünmüyorum. Çok yani Merkez Bankası gerekirse yaparım, gerekirse gözden geçiririm diyor ama yani gerekirse faiz artışı yaparım demiyor. Fakat gözden geçiririm diyor. Gözden geçirdiğinde belki tekrar bir faiz artırımını gerekli de görebilir ama ben ona gerek kalacağını zannetmiyorum. Biz bundan sonra muhtemelen parasal yani miktarsal sıkılaşmaları konuşuruz. Geçen gün Sayın Alparslan Çakar'la da beraberdik. Bu Bankalar Birliği Başkanımız ve Ziraat Bankası Genel Müdürü bu son gelişmeleri birlikte değerlendirdik. Oradan da benim gözlemim beklentiler esas itibariyle faiz indirimleri yönünde bundan sonra ama faiz indirimlerinin de sonbahardan, son çeyrekten önce olması beklenmiyor. Son çeyrek bildiğiniz gibi Ekim, Kasım, Aralık'tır. Yani bu süreçtir. Bu süreçte yavaş yavaş faiz indirimleri gelir. Sayın Eylül'e Çakar kadar diyor ki, sabit da, kalacağını düşünüyorsunuz. Eylül'e kadar buralarda kalacağını düşünüyorum. Şimdi ne var Elif Hanım? Bizim şimdi önümüzde bir tekrar enflasyonda yukarıya doğru bir çıkış var. Onu biliyoruz. O çıkış olacak. Ama bu süreçte ben faiz arttırımına gidileceğini düşünmüyorum. Çünkü burada esas itibariyle mevduat faizleri ki konuşmak lazım ve kredi faizlerindeki durum esas itibariyle önemlidir. Bunlar da birbirine belli ölçüde yaklaşıyor. Hatta benim şu anda gördüğüm mevduat faizi politika faizinin altında. Fiili olarak altında. Bazı bankalar işte biz 48 de veriyoruz filan deseler de kamu bankalarında 43-44 bandında ki bunlardan işte bir takım vergileri şunları bunları çıkartınca daha aşağı iniyor 40'lara doğru geliyor. Bazı özel bankalarımıza ki bunlar büyük özel bankalar herkeslerin çalıştığı bankayı söylüyorum.
bankaları söylüyorum. Girdiğiniz zaman kapıdan 36, bilemediniz 37. Ha, KKM'den paranız dönüyorsa daha yüksek faiz veriyorlar ama 36-37 bence bu politika faiziyle bir kere bir ele alınması gereken bir durum. İki açıdan, bir, insanlar yeniden ya biz kendimizi enflasyona karşı faizle işte tasarruflarımızı mevduata koyarak koruyamıyoruz diyorlarsa, o zaman yapacakları birkaç yol vardır. Altına gidebilirler, dövize gidebilirler ya da önceden eğer pahalılanacağını düşünüyorlarsa, fiyatlarının artacağını düşünüyorlarsa, ki görüntü o yönde, o zaman da mal almaya doğru yönelebilirler. Bu da Türk lirasına olan güven konusunda ve enflasyonla mücadele konusunda bazı sıkıntılar yaratabilir. Ama burası ayrı bir bahis. Detaylandırmak istersek detaylandırırız. Bundan sonra ben Merkez Bankası'ndan özellikle parasal ve miktarsal biraz sıkılaşma yapacağını düşünüyorum. Faiz arttırımları değil, süreci miktarsal sıkılaştırmayla yürütmeye çalışacaktır. Zaten şu anda sürekli piyasadan para çekmeye çalışıyor. Çünkü piyasada bir para fazlası var. Bankaların elinde de bir fazla var. Onları bir şekilde çekmeye çalışıyor. Orada da ben ekonomi gazetecisi olarak şunu gözlemleyeceğim. Merkez Bankası ne zaman net borç veren haline gelecek? Ondan itibaren para politikası etkinliği daha da artar diye düşünüyorum. Şimdi Temmuz'da 9.46, Ağustos'ta 9.09 ve Eylül'de de 4.65'lik enflasyonlar var. Topladığınız zaman 24 puan gibi bir enflasyon ediyor 3 ayda. Biz şimdi eğer bu önümüzdeki süreci 70'e böyle yaklaşan ya da 70 civarına teğet geçen diyelim bir yerde tamamlayabilirsek, O süreye kadar enflasyonu en yüksek noktası Mayıs'ta olmak üzere, o noktadan sonra böyle bir 24 puanlık bir enflasyon çekilmesi, ki bu aylar geleneksel olarak enflasyonun düştüğü dönemlerdir, Eylül hariç biraz, ama onun da etkisinden faydalanarak biz bir anda enflasyonu 44-45 bandında görebiliriz. İşte o noktadan sonra biz ne yapmaya başlayacağız? Diyeceğiz ki bu 44-45'e geldi. Bundan sonraki süreç ne gösteriyor diyeceğiz. Eğer enflasyon daha aşağıya doğru gidecek gibi görünüyorsa, politikalarda belli bir başarıya ulaşmışsa, biz gelecek yılın enflasyonunu konuşmaya başlayacağız. Gelecek yılın enflasyonu ne olacak? Ki faiz oranları ne olsun? Gelecek yılın enflasyonuna ilişkin orta vadeli programda bize söylenen 14 civarında bir yerde. Bakıyorum beklentilere, Merkez Bankası piyasa anketlerine, orada da 23-24 civarında. Şimdi hadi diyelim 20 civarında bir enflasyon olacağını önümüzdeki yıl düşünecek olursak, tabii yavaş yavaş oraya doğru yıl sonunda gideceğini düşünecek olursak, biz diyeceğiz ki neden 45'te kalalım? Bunu bir indirmeye başlayalım bakalım diyeceğiz. Çünkü çok yüksek bir reel faiz vermiş olacağız o enflasyona göre. Yavaş yavaş aşağı çekilecektir. Ben hatta biraz hızlanabileceğini bile düşünüyorum, her şey yolunda giderse. Yıl sonunda 30 faizleri bile görebiliriz. Öyle 45'te kalacağını düşünmüyorum. 30 faizleri bile görebiliriz. Zaten Türkiye açısından da... Goldman Sachs'tan bir rapor yayınlandı. Orta ve Doğu Avrupa veya Orta Doğu ve Afrika ekonomi analistlerinin raporu. %42,6 olarak öngörülen yıl sonu enflasyonunun %30 seviyelerine kadar inebileceği öngörüsü var. O zaman siz de aşırı iyimser olduğunu düşünüyorum. ben şöyle diyorum. Enflasyon 40-45 bandında kalsa bile yıl sonunda, 2024 sonunda, bu yılın sonunda 40-45 bandında kalsa bile, şu anda enflasyon 60 değil mi? Hatta bunun 70'e çıkacağını düşünmüyor muyuz? 45 faiz yeterliyse, o zaman bu enflasyonla mücadele için, neden? Çünkü daha sonraki enflasyonu göz önüne alarak bunu söylüyoruz, bu faizleri belirliyoruz. O zaman da Goldman Sachs'ın enflasyonla ilgili söylediği şey aşırı iyimser, bence çok tutarlı da değil.
Parantez açayım burada. Bu aralar bu yabancı raporlara bir aşırı bağımlılık oluştu. Yani eskiden bu raporları aman bizim için hiç önemli değil, nedir bunlar, zaten işte casusların yazdığı raporlar filan gibi değerlendiriyorduk. Şimdi de birdenbire bunlara aşırı bir önem vermeye başladık. Yabancılık ne dediği önemli. Borsada bir rapor çıkıyor, borsa yukarı çıkıyor. Bir rapor çıkıyor, borsa haydi paldır küldür aşağıya iniyor. Sonra bir başkası bir başka rapor yazıyor, tekrar yukarıya çıkıyor. Biraz fazla yabancı raporlara bağımlı hale gelmek de doğru değil. Evet. Bizim bildiklerimizden farklı bir şey bildikleri yok. Hatta eksik bildiklerini düşünüyorum. Onun için biz kendi değerlendirmelerimizi yapabiliriz. Bu özgüvene de sahip olmalıyız. Bakın belli bir yere geldi bu politika. Şimdi yavaş yavaş burada bir faiz indirimleri de çok acele edilmemesi gerektiğini bankacılar da söylüyor, bütün kesimler söylüyor. Doğrudur da bir sonuçlarını almamız lazım. Sizin de bahsettiğiniz o etkilerini görmeye başlamamız lazım. Ama o etkiler kendisini esas itibariyle önümüzdeki yaz aylarından sonra gösterecek gibi görünüyor. Evet. O noktadan sonra da daha hızlı faiz indirimlerine, nasıl 250-250 çıkardıysa 250-250 de indirir, hatta daha hızlı da indirir diye düşünüyorum ben. Bazı yerlerde 500 bas puan da indiğini görürüz. Program yeter ki belli bir bugünkü düzeyinde en azından sürdürülüyor olsun. Evet. O enflasyona göre de zaten o kadar yüksek faiz vermemize gerek yok. Bugünkü faiz oranlarından yapılan hesaplamalar, işte Bankalar Birliği'nin toplantısında da açıklandı. 2023'te 11 trilyon 630 milyar liralık bir kredi büyüklüğüne gelmiş Türkiye. Evet. 11.6 trilyon dersek, bunun ne kadar kredi genişlemesi bekliyorsunuz diye Sayın Çakar'a sordum. %40 civarında dedi. %40 bunu arttırın, bu rakamı. Bugünkü faiz oranlarından, basit faiz oranlarından, bileşik, efektifi söylemiyorum. Bize yansıyan o 63'leri, 65'leri söylemiyorum. 50'lerden bile hesaplasanız ödememiz gereken faiz 2024 boyunca 6.6 trilyon lira çıkıyor. 220 milyar dolar. Yani bu faizi bizim ödememiz ne doğru ne de gerçekçi. Bence onun için burada bu programın başarıya ulaşıp bir an önce enflasyonun aşağı çekilmesiyle birlikte faizlerin de aşağı çekilmesi gerekir. Bence planın ilk bölümü tamamlandı. Bundan sonra miktarsal sıkılaşmalar göreceğiz. Böyle yönetildiğini göreceğiz. Kurlar belli ölçüde yine kontrol altında tutulmaya çalışılacaktır. Onun için ihracatçı kesimlerin beklediği o hızlı artışların çok mümkün olamayacağını görüyorum ben, eğer bu politikalar uygulanacaksa. Ama bu arada bazı makro ihtiyati tedbirler de gelecektir. Mesela gene Bankalar Birliği'nde konuşulduğu üzere kredi kartlarına gelecektir. Kredi kartlarında ya faizler yükselecek, ya taksitler azaltılacak, ya da belki de kişi başına harcama limiti gelecek, limitler aşağı çekilecek. Şu anda limitler epey yüksek. Zaten oranın faizi de daha uygun diye tüketici kredisine gitmek yerine insanlarımız, vatandaşımız da dönebilmek adına, işleyişlerini sürdürmek adına orada kredi kartlarının toplam krediler içerisindeki payı %5 iken bunu %10'a çıkarttılar çok hızlı bir şekilde. Evet. Ve artış hızı genel kredilerde, Bankalar Birliği'nde gene paylaşılan bilgi üzerinden söylüyorum, genel kredileri düzeyi %54 artarken, artış hızı %54 iken burada %159. Yani kredi kartları tarafında. Onun için kredi kartlarına bir zapturap gelecektir. Hani evet, hangi makro ihtiyati tedbir gelir derseniz. Evet, Aralık 2023 faiz kararı sonrası da ek maddeler vardı. Kredi kartı faizinde artış olmayacak denilmişti. Yusuf Hocam bir şey söylediniz ama duyamadım. Mevduatlara ne dediniz? Çakar eğer %40 büyüyecek diyorsa krediler 11 milyar 15 milyar olur. O ara mevduat 20 milyar olur. Orada sterilizasyon lazım. Şimdi
Çakar'ın açıklamaları ilginç. Yani ekonomi yönetiminin bir parçası kendisi. Ziraat Bankası ya da bir kamu bankası genel müdürü olması hasebiyle OVP'yi tutarsız bulduğunu söylüyor. Merkez Bankası tutarsız bulduğunu söylemedi. Çok iddialı diyor enflasyon tahmini. Kur tahmini de iddialı diyor. 39-40 olmalı diyor. Şimdi bu piyasada farklı algılanır. Yani bu tip açıklamalara dikkat etmek lazım. Sonra da hocam çok son çeyrekte bir şey söyleyebilir miyim? Şurayı da bir vereyim. Tabii. Son çeyrekte faiz indirimi bekliyorum diyor. Son çeyrekte faiz indirirsen evet o rakamlar tutmaz zaten. Bu rakamların eğer hedef odaklıysak Eylül-Ekim'de bizim faiz arttırımı yapmamız lazım matematiğe göre. Ben buna dikkat çekmek istiyorum. Çok meseleler tartışıldı. Onlara da katkı vereyim ama buyurun Hakan Bey bir şey ekleyecektiniz. Yok sadece ben toplantıdaydım. Hani birebir yüz yüze de görüştüğümüz için aksine orta vadeli programı çok gerçekçi bulduğunu söyledi. Enflasyonda daha önce de revizyon yapıldı. Belki bir revizyon beklentisi vardır. O böyle bir şey de söylemedi ama kendi beklentisinin 40-45 bandında olacağını söyledi enflasyonun. Kendi beklentisi olarak söyledi. Yani ben orta vadeli program iddialıdır lafını ağzından duymadım. Onun için sadece burasını söylemek gerekir diye düşündüm. Hani bizzat konuşmaya evet. Şahit olmuş birisi olarak. Ama diğer konularda ya, isterseniz işte, konuşuruz. Her türlü yansıması oluyor. Yani ekonomi yönetiminin bir parçası olunca biraz dikkat etmek gerekiyor. Biz bu anlamda sanki piyasanın yanlış yorumlayacağı, yanlış anlayacağı işte efendim bana 5 sektör söyleyin gibi söylemler, bu tarz söylemler bir beca işi çağrıştırıyor gibi geliyor. Bunu dikkat çekmek istiyorum. Şimdi evet bu rakamlar iddialı olur. Eğer Eylül-Ekim'de yılın son çeyreğinde faiz indirimi olursa böyle gideceğiz. Eylül'den itibaren bir ay ya da iki ay Eylül-Ekim itibariyle faiz arttırımı olursa sene sonu kur beklentisi de gerçekleşir. Enflasyon beklentisi de gerçekleşir. Yok indirimi olacaksa zaten matematik olarak bu rakamlar tutmaz. Orası açık. Şimdi Goldman'a bir temas oldu. Ne oldu Goldman bir haftada? Ya burada neredeyse 19'undaki 6 aydır falan meclis İsveç'i kabul ederse bütün denklem değişir diye anlatıyorduk. İşte bunlar İsveç'in bir tepkisi. Faiz not artırımları da bunu takip edecek. Gri listeden çıkışlar da bunu takip edecek. Başka işte Halkbank meselesi de bunu takip edecek. Sırasıyla ardı ardına gelir bunlar Elif. Yani maalesef ekonomi sadece içerideki parametrelerle yorumlanabilir değil. Bu çok önemli bir gelişmeydi. İşte ortodoks politika, batı yanlı politika demektir. Yani sermaye akımı batıdan geleceği için. Bir anlamda batıcı, bir anlamda NATO'cu politika demektir. Onun gereğini yaparken İsveç'i ya da onun gereğini yaptığını değerlendirirken İsveç'i NATO'ya almazsan bu politika ilerlemez. İsveç'i NATO'ya aldıktan sonra da bu politikanın Türkiye'de sermaye akımları anlamında bir karşılığı olacaktı. İşte piyasaya etkilerini falan daha önce de tartışmıştık. Bunların iki gündür borsada kendini hissettirdiği görülüyor. Yani o İsveç pozitifliğinin başka parametrelerle yorumlamaya hiç gerek yok. Tabii devamı nasıl gelecek? Buna bakmamız lazım ama bu politika sermaye akımı gerektirir. Döviz arz talebinin TL lehine bozulması gerekir. Yani bunun devamında. Yoksa daha fazla faiz arttırımına doğru bu politika ekonomiyi bir kıskaca bir çıkmaz yola sokacak. O nakit akımı da artık İsveç'in NATO üyeliği sonrası gerçekleşmesi beklenir. Şu da var yani Hindistan borsası rekor kırdı. Biz de herhalde rekoru yeniden kırarız bu gidişte gibi duruyor. Öteden beri 9000'li seviyelere ulaşır diye düşünüyorum. Hindistan çok şeyler yaparak rekoru kırıyor. Biz bir İsveç'i NATO'ya alarak kırıyoruz. Yani bizim de böyle bir avantajımız var. Yani yerimiz, konumumuz doğru anlaşılsın.
Tabii burada biraz egzajere ettim olayı. Çünkü biz başka seviye bir ülkeyiz. Yani Hindistan'ın mesela elektronik ihracatı 3 milyar dolar. 3'te 1'ine de bir şirket yapıyor. Yani bu karşılaştırmaları da göz önünde bulundurmak lazım. Niye Hindistan'a referans veriyorum? Neredeyse her yayında veriyorum, değil mi Elif? Endonezya, Hindistan, Nijerya, evet. Türkiye. Yani bir de Suudi Arabistan'la Güney Afrika. Dünyada yatırım yapılacak stratejide, önemde, hikayede, değerde ekonomiler bunlar. Endonezya, Hindistan, Türkiye, Nijerya, Güney Afrika. Bakacağız bunlardan hangisi daha hızlı gelişecek ama bizim belli avantajlarımız var bazılarına göre. Bu avantajların işlemesi lazım ki bu istikrar yakalama anlamında önemli olacak bizler için. Mustafa Bey ne dersiniz? Buyurun. Ben bir şey diyemem yani. İyi mi olacak, kötü mü olacak? Söyleyin de ben. Ne diyorsun? İyi olacak, hekim de faiz arttırırsa bana sonuncu söyleyin yani. Yok, ben hocama bu Ekim'de faiz artışının geleceğini hiç düşünmüyorum hocam. Evet, ben daha önce de öteden beri bu tezi savunuyorum. Eğer hedef odaklıysak biliyorum. Siz de olmayacağını tahmin ettiğinizi biliyorum, evet. Evet. Ama yani hedef odaklıysak gereği gibi görünüyor. Yok, orasını aslında tartışmak istiyorum. Yoksa hepimiz yani bu iş iyiye doğru evet. gitsin. Bu program başarıya ulaşsın ki çünkü hiç Hakan olmazsa Bey, yapılan fedakarlıklar boşa çıkmasın diye bakıyoruz ama. Siz değerlendirmeden işte o Bankalar Birliği'nin açıklaması da yapılanlar boşa gitmesin diye ben bu uyarımı yapmak istedim. Sene sonu tutmazsa 2025'te tutturamayız. O yüzden ifade ediyorum. Tabii bu şey evet. değil ama yanlış anlamasın izleyenlerimiz, dinleyenlerimiz de radyomuz var değil mi? Bunlar hedef de değil, tahmin yani tahmin seviyesinde. Tabii tahmin seviyesinde. Sadece şuna dikkat çekmek istiyorum. Enflasyonla birebir olması gerekmiyor. Yani reel faiz vermek, enflasyonun rakamı neyse şu anda 60 mı? Faizin oranının da bu olması gerekmiyor. Dışarıda da böyle değil. Fed Amerika'da enflasyon 9'dayken şu anda getirdiği yer 5.25. Tabii tabii. Almanya'da ya da Avrupa'da enflasyon 9'lar 10'lara çıkmışken şu anda Avrupa Merkez Bankası'nın getirdiği yer 4.50. Yani 4.50'de de sabit bıraktı zaten dün. Yani illa enflasyon kadar olması gerekmiyor. Sonraki döneme bakarak hareket etmek gerekiyor. Zaten şu anda ben dün mesela yaptıktan sonra hesapladım. Bakıyorum şu anda politika faizi şu anki enflasyonun da eğer bileşik olarak hesaplarsanız böyle gitse bile reel şeyine geçmiş vaziyette. Çünkü haftalık repo üzerinden hesaplıyorum. Bileşik faiz olarak hesaplıyorum. Bileşik faiz olarak enflasyon yani reel faiz noktasına geçmiş durumdayız. Evet. Ki gelecek enflasyona baktığımızda şunu söylüyorum. Diyorum ki ya eğer biz bu enflasyonda düşüşleri yaşayacaksak o zaman Eylül'den Ekim'den itibaren özellikle neden faizleri bu kadar yukarıda tutalım? Çünkü önümüzdeki yılın enflasyonu çok daha düşük olacak. Çok çok daha düşük olacak. Hani bıraktım orta vadeli programı, peki oradan hareket etmeyelim. Diyelim ki tutmayacak. Her şey tutuyor diye bir şey yok. Tutmayacak. 20 çıkacak. 25 çıkacak enflasyon 2025'te diyelim. Öyle tahmin edelim. 14-15 değil de evet. 25 çıkacak diye tahmin edelim. Gene de o 25 enflasyona göre verilecek olan %45 faiz ya da bir faiz arttırımı anlamlı olmaz diye düşünüyorum. Tamam, oraya bir o izah enflasyona vereyim. Bakarak evet, benim zaten söyleyeceğim bu kadar. Faizlerin düşmesi ihtimali, çıkma ihtimalinden daha fazla. Bana göre çok yüksektir. Evet. Şöyle, şimdi Hakan Bey doğru anlatıyor. Yani doğru anlatıyor diye teyit etmek bana düşmez. Anladım, ağzımdan tabii, öyle çıktı. Bağışlayın. Şimdi deniz gibi düşün Elif. Eğer enflasyon suyun yüzündeyse yandın yani. İşte pozitif faiz vermeliyiz. Biz de sudan da çıkıp işte havaya çıkarsan Arjantin gibi olursun.
Şimdi suyun içinde bir çıpa bulacaksın, onu aşağı çekeceksin, yüzeye bırakmayacaksın. Yüzeye kaçtı mı zaten artık oradan yeniden onu batırman mümkün değil. Biraz böyle metafor edeyim. Yani alttan bir yerden çıpalayacaksın. Şimdi biz de sene sonu enflasyonunu kur belirleyecek. Kuru da besbelli ki baskılaman gerekecek. Kuru baskı, yani bu politika zaten revalüasyon politikasıdır. Devalüasyon konusunu ortodoks politikayla eşanlı yaparsak bazı başka sorunlar çıkar. Onların felaketiyle yüzleşiriz sonra. Bu politika revalüasyon politikasıdır. Yani TL'yi değerleme politikasıdır. Şimdi belli bir süre TL'yi sabit tutarsak, tabii burada dolar endeksinin de zayıflayacağını falan düşünüyoruz. Yani doların da dünyada değer kaybedeceğini düşünüyoruz. Belli bir periyot boyunca TL'yi elimizdeki enstrümanlarla mevcut seviyelerinde götürebiliriz gibi duruyor. Ama bir taraftan rezerv güçlendirmek gibi kaygılarımız da varsa, TL'yi değerli kılmak için, TL'yi revalüe etmek için, ki enflasyon tahminine ulaşmanın başka bir yöntemi yoktur. Başka bir yöntemi yoktur, tekrar söyleyeyim. Orada bir faiz arttırımı yapman gerekiyor. Yani reel faiz, negatif faiz tartışmasının dışındaki bir tartışma aslında. Yani kuru yönetmeyle ilgili bir faiz politikası orada işletmen gerekiyor. Yok işte 39'lar, 40'lar falan öyle kurlarda 36 enflasyon Türkiye'de mümkün değildir. Olamaz yani. Ben kur yönüyle yani izah ediyorum meseleyi. Evet. Bir kura bir şey ekleyebilir miyim? Sayın Kartoğlu'nu hiç konuşturmadık bu arada ama. O bekliyor, bir şey söyleyecek galiba bize. Ya şimdi ben hiçbir şey anlamadım. Faize mi yatırayım parayı, yoksa çekeyim mi? Yoksa bankalar şey, bu sıralar şeyi... Esnek olmak lazım Mustafa. Şu anda faize yatır, sonra çek, başka şeye yatır. Öyle biraz öyle bakmak gerekiyor. Vallahi ben ama kur için benim beklentim, seçimden sonra özellikle dışarıdan para, ki yavaş yavaş gelmeye başladı, dışarıdan para gelmesiyle beraber bizim çok özellikle kontrol etmemizi gerektirmeyecek bir dengelenmenin sağlanacağı yönünde, onu da hesaba katmak gerekir diye düşünüyorum hocam. Arz talebi bozulacak. Yani NATO denklemini o yüzden öteden beri tartışıyoruz. TL lehine arz talebi bozulacak ama yetmeyebilir. Yani Eylül-Ekim'de eğer Türkiye faiz indirirse, en azından bunu söyleyeyim, hadi faizleri sabit tutmadı diyelim, indirirse o enflasyon tahmini tutmaz. Yani öyle bir matematik, teorik olarak çok zor. Yani milyarlarca dolar girip kur 25'e düşmezse, yani evet. Bunu da böyle ifade edeyim. Şimdi ama faize paranı yatırma yani. Böyle bir ihtimal var mı? Ben biliyorsun faizli finans sevmem. Yok, ben de sevmem de ya, şimdi sonuçta ortalama vatandaşa hitap ediyorum. Benim yanımda söylersen ben de bu vazifemi... Yok, anladım da şimdi mesele şu, ben neden böyle söyledim? Biliyorum neden söyledim. Şunu çok iyi, ben de bu işi seviyorum. Hani ne oluyor, ne bitiyor bana bir anlatın. Şey gibidir bu, böyle kahvede, çok da eskide kaldı da, eski kahveler kalmadığı için şimdi dinlersiniz, birileri konuşur, yavaş yavaş böyle önce kulak verirsiniz, sonra biri bir sandalyeyi o tarafa doğru çevirir, sonra 2-3 kişi daha bir sandalye çevirir filan, bir bakarsınız ki bir süre sonra o 2 kişiyi millet dinlemeye başlamış. Şimdi bu şekilde ben de kulak misafiri olma duygusuna kapıldım. İyi bir şey. Neden iyi bir şey? Şimdi birkaç zamanda benim dikkatimi çekiyor. Tasarruf edelim. Tamam ya, kur korumalı yatırmıştık. Para yok orada. Paradan bahsederken de 8-10 bin dolardan falan bahsediyorum mesela. Yani 300 bin lira falan. 200-300 bin lira. Ya, araba alamazsın bundan. Ev alamazsın. Bir şey yapamazsın yani. Şimdi olanı da gidip bir koltuk takımını yenileyemezsin. Çünkü olan paran gidiyor. Hani bir kenarda böyle bir sıcaklık dursun diye. Doğru değerlendirirsen arabayı alırsın. Şimdi dur bir saniye. Ben çok doğru değerlendirme derken de. Şimdi bizim adımızın baş tarafında profesör yazmıyor. Çok heveslendirme. Şimdi ondan sonra böyle baktığın zaman ben diyorum ki hani, ne yapayım ben şimdi bunu faize koysam, tamam çok güzel, ayda bana bir 8-10 bin lira para getirecek de iyi de durduğu yerde de bu eriyecek. O da bir kazanç değil yani.
E şimdi ne yapayım o zaman? Ya altına giderim. Savaş mamaş da çıkıyor zaten. Savaş eşittir altın. Tamam, güzel. Ben buradan gidiyorum. Sonra bir bakıyorum, bankadan mesaj geliyor. Banka diyor ki senin diyor emekli maaşını yahut işte normal maaşını şu kadar artmış. Ben diyor senin kredi kartı limitini şuna çıkarttım. Fena bir para da değil yani. Yani ortalama bir araba satın alabileceğiniz, ortalama demeyelim de ekonomik bir araba satın alabileceğiniz kadar biriktirdiğiniz paradan daha fazla bir kredi açıyor size. Faizi ne kadar? 3.69 falan mesela. 3.25 falan bilmiyorum. Bedava. Şu sıralar üçlü bir rakam. Fakat bildiğim kadarıyla bu normal kredi kullanmaya kalksanız onun altında falan. Ya da beklenen enflasyonun altında. Yani onu alıp onunla yok ya, bir takım o da alma sakın alma. Bir saniye dur da evet. Bir saniye. Hocam bir anlatayım derdim sonra teşhis koy. Erken teşhis koyuyorsun. Şimdi ben buradan biraz para mı kullansam ya? Dolarda dursun bizim para ya da altında dursun. Ben de şuradan biraz kredi kullanayım. Aa, güzel bir şey. Ne olur ne olmaz. Bir de şunu almış olayım. Enflasyon şu kadar artacak. Bunun fiyatını da sene sonunda 40 bin lira koltuk takımı 70 yaparlar. Ben şunu şimdi alayım 40'tan. Nasıl olsa taksit ödeyeceğim. Acayip bir şey söylüyorsun. Ve benim anladığım biraz burada bankalar sanki ya kredi kullanmıyorsunuz anladık ya alın buradan kullanın diye limitleri biraz bonkör vermişler. Bak çok matematik tarafını Hakan Bey'e bırakacağım ama çok güzel bir şey söylüyorsun. Bizde bir yanlış anlaşılma var. Kredi parası olmayana verilir zannediyorlar. Kredi parası olana verilir. İşte sen Elif paranla ev alma, paranı değerlendir, ben sana konut kredisi vereyim. Yok benim paraya ihtiyacım var, konut alacağım, sana öyle pek hevesli kredi vermezler yani, anladın mı? Bu matematikleri çok güzel yorumlayacaktır. Peki ama bu beni biraz şimdi... Ama bu sistematiği anlamak beni lazım. Beni şimdi hani yani ekonomi yönetiminin başından beri söylediği Mehmet Şimşek'in de hani talep enflasyonu yaratmayacak şekilde bu işleri yöneteceğiz falan ama şimdi bu dediğim durum beni biraz talep enflasyonuna hizmet etmeye yönlendiriyor. Doğru. Doğru. Problem de orada zaten. Ama ilk önce hocamın matematik tarafına bakacak olursak 3.65 mi dedin? 3.65. Hayır bir de şöyle sigorta BSMV'yi koyacaksın. Dosya masrafı da alalım ondan. Dosya masrafını koyacaksın. Yani şöyle 2 milyon lira kredi aldıysan 4 milyon lira sene sonunda ödemeyi kabul ediyorsan al. Yok etmiyorsan alma. Evet. Bir yıllıkta o kadar yapmaz ama bayağı yapıyor. Evet. Yok yapar. Emin olun. Çünkü hiç bankaların kendi sitesine girin. Oradaki rakamlar yıllık maliyetin ihtiyaç kredilerinde %123 olduğunu kendisi yazıyor. Hmm. Bazı bankaların da verdiği tabii çok daha yüksek oranlar var. 7.30'lar falan veriyorlar. Yani bana gelme demek istiyor. Yani ben sana vermek yokum. İstemiyorum pazarda diyor. Pazarda yokum diyor. Eğer oradan bakacak olursan %200'e varıyor. Oh. Yani 2 aldıysan 6 ödeyeceksin. Güzel. Yani bu kadar basit şey hesap. Ama şöyle diyeyim, eğer sen Türk lirasına faize yatırım demeyelim de Türk lirasına yatırım yapacağım diyorsan, Türk lirasına yatırım yapmak için şu anda maalesef mevduat faizleri biraz önce söylediğimiz biraz düşük kalıyor. Düşük kalıyor. Kredi kartı faizi de sanki biraz düşük ya. Kredi kartı faizi onun için zaten işte millet tüketici kredisi almak yerine onu ihtiyaç kredisi almak yerine onu kullanıyor. Bir çok kısa zaman içerisinde bütün krediler içindeki payı %5'ten %10'a çıktı. Hani 4.60'tan 9 bilmem kaça çıktı ama yani öbür krediler basit azaldı. Olsun diye söylüyorum. Öbür krediler, öbür azaldı. Krediler azaldı. Biraz da limitler yükseldi, harcamalarımız arttı. Bol bol limitleri yükselttiler. Harcamaları arttırdılar. Onun için şimdi Alparslan Çakar'ın da Ziraat Bankası Genel Müdürü Bankalar Birliği Başkanı söylediği şey o. Diyor ki buraya mutlaka bir düzenleme lazım. Çünkü buradaki artış çok hızlı ve bu enflasyonla mücadele programını desteklemez orada, bu durum. Orada düzenleme var. Yani eskiden yoktu biliyorsunuz. Herkese subprime kredi kartları vermişlerdi. Maaşla çarpanı var şimdi. Ama ben sürece başladığımda
20 bin lira kart limiti yetiyordu Hakan Bey. Tabii. Şimdi 200 bin lira limit var. Yani bir uçak bileti falan aldığında 20 bin doldu ya dedim. Bir ayda 3 kere ödeyip kartı devam etmeye çalışınca baktım olmayacak. Bankaya dedim şunun limitini düzeltin yani. En sonunda limit buralara geldi ama harcanıyor yani ekstradan bir harcama nedeniyle değil. Tamamını evet. Kullanmasak bile normal harcamamız biraz çarpanlandı. Evet maalesef yani Türk lirasına yönelimi sağlayacak bir düzeyde değil. Çarpanlanıyor çünkü hocam maaşlar yükseliyor. Ona limitler arttırılıyor. Onun getirdiği bir şey var. İster istemez bir ortada bir harcama imkanını artıran bir durum var. Zaten Sayın Çakar'ın da söylediği buraya sınırlama gelebilir. Yani çünkü artış oranı kredilerin artış oranının çok üzerinde. 3 katı. Yani krediler 1 artıyorsa kredi kartlarının hacmi 3 artıyor. Durum bu. Yani burayı o zaman yeniden yani orada doğru çarpanlar var ama çarpanlar artık burayı kontrol altında tutmaya yetmiyor. Kredi ya, kartları sen harcama için bakıyorsan Mustafa şu anda kredi kartları öyle baktığında en uygunu. Tabii tasarruf etmeye de yönelebilirsin ama biraz önce çok doğru olarak söylediğin ki birçok vatandaşımızın aklında olan da bu. Acaba bu zaten bunun fiyatı yükselecek kardeşim. Ben bari şimdiden alayım. Çünkü benim gelirim de eriyecek, fiyatlar da yükselecek. Hem gelirim eriyecek hem fiyatlar yükselecek. O zaman en akıllı davranış ihtiyacım olan bir şey varsa hatta bir çok düşünmesen bile ihtiyacım olduğunu düşünmesen bile şimdiden alayım diyebilirsin. Bu da çok davranışsal iktisat içinde yani gayet normal bir şey. Ama bu bizim işimize yarar mı? Memleketin ekonomisine yarar mı? Piyasayı biraz canlı tutar ama bu enflasyonla mücadeleye de pek başarı getirmez. Getiremez yani böyle bir... Katkıda bulunmaz en azından yani. Katkıda bulunmaz, evet. Bulunmaz. Bu kartlar konusunu biraz doğru yorumlamak lazım diye düşünüyorum. Buyurun hocam. Hakan Bey, yani bu bir kredi mekanizmasından çok... kullanıcıların büyük çoğunluğu için söylüyorum bir ödeme sistemi yani ama işte artık ben ters şeyi söylüyorum normalde öyle ama sanki biraz şimdi bu sıralar kredi mekanizması gibi kullandırtılmaya çalışılıyor. Yok o yine büyük kart büyüklüğü içinde küçük bir kısım yani oradan avans alan oradan kredi anlamında çalışan büyük oranda bunu bir ödeme sistemi olarak kullanıyoruz ve banka kartını da ödeme sistemi olarak kullanabilirsin ayrı ama kredi kartı insanlara daha fonksiyonel geliyor. Yani artık dünya değişiyor, dijitalleşiyor. Birçok alışverişimizi nakit yapmıyoruz. Yani eskiden ben markete gittiğimde kart verince marketin morali bozuluyordu mahalledeki. Ben de utana sıkıla kart veriyordum yani. Şimdi nakit verince şimdi ya kart yok mu? Bozuk çıkaramıyor falan. Yani orada kartın, kredi kartının ödeme aracı fonksiyonu kredi fonksiyonundan çok daha güçlü ve güçleniyor. Orayı doğru yorumlamak lazım. Bankaların misyonlarından birisi de ödeme aracı sunmaktır. Yani zaten bir ödeme aracı sunarak var olmuşlardır. Biliyorsunuz bankalar ilk ödeme aracını icat etmişlerdir. Banknot. Sonra o millileştirildi. İşte Merkez Bankası'na geçti falan. Ama onların bu fonksiyonu var. İçindeki kredi limitleri vesaire. Tartışılabilir. Fakat bunu bir kredi enstrümanı değil de bir ödeme aracı olarak tabii, görmek lazım. Ben normalde öyle. Ben de şimdi bakınca hani oradan al kredi kullan. Yok masrafı, dosyası, kağıdı, çıktısı, imza bedeli, mürekkep parası filan derken o uçuyor gidiyor. Hesaplayamıyorsun onu. Evet. Ama işte, harcama zamanı değil şu an tasarruf zamanı onu söyleyeyim yani. Çok yani, ikna edici değilsin üstad. Ben yo, şu bankanın 9 taksitini artı 4 taksitini %3 nokta bilmem kaç şeyini görünce limiti de epey bir arttırmışlar. Kolaydan pıt ödüyorsunuz bitiyor. sanki beni biraz ona teşvik ediyormuş gibi geldi. Evet, karttan bak bir harcama yap BES öde. Karttan yapılacak en güzel harcama BES harcaması. İşte bakın geldi buradan. Evet. Çünkü kartla BES ödeyebiliyorsun. Tabii kredi kartına ödeme talimatı var. BES'ini öde. Çok güzel bir enstrüman. Peki o ödemeyi taksitlendirebiliyor musun?
taksitlendiren bankalar var. Çok ama güzel. Her ay ödeyeceğin için artık taksit yapmana gerek yok. En güzel harcama karttan yapılacak harcama BES ödemesidir. Yani %30 aslında biraz tabii şimdi harcama katkılı kısmından madem BES dedim bence biraz gündemin ne bilmiyorum da biz buradan başka bir gündeme saptık. Ama BES gündemi iyi bir gündemdir. Ben Ankara'dan beri ya 2014'te ilk BES yaptırdım. Belki, evet 14, 13 ve 14'te. Ve o günden beri ya arkadaş devlet bunun iletişimini niye yapmıyor falan deyip de durdum sürekli. 14'te yaptırdıysan 2 sene falan emekli olsun. Yok ben onları kullandım sonra da. ama lazım oldu. Tabii kullandım yani problem zaten yok. Fonksiyonlarından biri o. İşime yaradı yani. Olmana gerek şimdi yok. İşime yaradı ve üstelik o kadar zamanda bekleme devlet katkısını almadan bile işime yaradı. Beni tasarruf etmeye yönlendirdi. Şimdi ama devlet katkısını beklemek işte bugünleri görmek filan mevzu bahis olsaydı şimdi muhtemelen sizinle konuşuyor olmazdım yani. Başka bir sosyal tabakaya mensup olmuş olabilirdim şaka. O kadar keşke. Böyle değil. Ama bunun hakikaten çok faydalı bir şey olduğunu o zaman fark etmiştim. İnsanları tasarrufa yönlendirmesini filan. Bugünlerde daha popüler olduğunu görüyorum. Özellikle işte fonların kullanımı vesaire filan onlar biraz daha cazip hale getirmiş şeyi BES'i. Ama devletin bu konuda yine çok böyle iştahlı bir iletişim yapmadığını görüyorum. Devlet ne yapacak ki? Devlet ne yaptı? Devlet bu BES için daha ne yapacak ben bilmiyorum yani. Anlatması anlamında söylüyorum. Vereceğini devlet vermiş. Niye anlatıyor? Özel şirketlerin hizmeti bu. Ben zaten tamam, bak, da, süper bir şey de, söylüyorsun. Sorunumuz de, burada. Olabilir de tamam diğerleri de anlatmıyor tamam ama son tahlilde diğerleri bir yükün altına girmemiş. Devlet demiş ki ben buna %25 ekstradan para ödeyeceğim. Hı hı. Şimdi o kadar para ödüyorsanız sizin bundan beklentiniz daha fazla demektir yani. Çünkü bedel ödüyorsunuz. Banka devlet bedel konuşunca işte toplam tasarruflarımız arttı diye konuşuyor. BES'e giren kimse işte ekonominin toplam tasarrufları artsın diye girmez ki. Ben emekli olacağım, para ben onu alacağım. Demiyorum. Diyorum ki neden devlet anlatmak zorunda? Çünkü devlet üste para verecek kadar bu işe inanmış. Evet. İnanmışsanız o zaman bu işi düzgün anlatacaksınız. Yok ben şöyle söyleyeyim sana. Şirketler bu işin pazarlamasını devlete yaptırıyor. Yok bize OKS getir. İşte zorunlu katılım iş yerlerinden. Yok bize devlet katkısı ver. Bunun pazarlamasını devlet yapıyor. Artık şu BES'in pazarlamasını lütfen şirketler yapsın. Yani çünkü devlet bunu anlatınca hep başka yerden anlatıyor. Yani toplam tasarruflarımız arttı, ülkede tasarruf imkanı büyüdü falan. Ya ben BES yapıyorum, ben emekli olmak için yapıyorum. Bana ne toplam tasarruflar diyecektir vatandaş. Evet. Ve gelişmiş ekonomilerde bireysel emeklilik fonlarında gayri safi yurt içi hasılanın %50'sine varan fonlar var. Biz de hala %10'un altındayız. Yani ve hiç bizim kadar teşvik edici bir sistem de yok oralarda. Çok güzel bir noktaya temas ediyorsun. Ama bunun sorumluluğu şirketlerde yani devlet neredeyse elinden gelenin tamamını yapıyor BES'le ilgili. Ben tanıtım konusunda gereğini yapmadığını düşünüyorum gerekirse. Bankaları zorlasın. Son tahlilde bu devletin faydasına bir şey değil mi? Faydasına vallahi bir şey değil. 21 bin lira yatırma imkanınız varsa yani maksimumdan, 6 bin lirasını evet. 6 bin lirasını maksimumdan tabii söylüyorum. 6 bin lirasını devlet veriyor. Gerçekten evet. Güzel bir olanak. Hatta kiracı değilseniz ocak zammınızı olduğu gibi BES'e verin yani. Kiracı değilsen ocak zammı zaten fazla olur belki. Vallahi kızın oğlanın geleceğini düşünüyorum. Çok şükür bir kazancım da var. Çok güzel bir seçenek süper olduğunu düşünüyorum. 18 yaş altı BES şu anda BES'lerin %25'ini geçti. Bir, iki yıldır yani uygulanıyor. Ben o zaman diyordum. Milyonlar oldu. Daha çok daha küçüktü. Tam da bunun için dedim ya çocuklar için neden yaptırtmıyorlar? Hı. Çünkü bizde hep aynen şeydir ya bize lazım değil falan diye. Çocuklara lazım. Onlara evet yaptırılabilir yani. İki yıldır uygulanıyor 18 yaş altı BES. Toplam BES'lerin %25'i oldu. Çok güzel. 50'ye doğru gidecek herhalde Hakan Bey. Evet. Elif Hanım inşallah haftaya gelip hocamla ve Kartoğlu'yla beraber
kahvenizi içeceğim. Oo, ya yaşasın yani, süper. Çok şey, güzel. Şimdi yani müsaade isteyeceksiniz ya onun için söylüyorsunuz. Onun için de biraz söylüyorum. Kusuruma bakmayın. Gene yetişmem gereken bir toplantı tamam, var. Yok, şaka ama bu konuyu da eğer devam ettirirseniz, müsaade ederseniz bununla devam etmekte isterim. Tamam. Hani kim nereye yatırım yapmalı, durum tamam. nedir? Bu konu herkesi yakından siz ilgilendiriyor diye düşünüyorum. Siz haftaya gelin ne isterseniz konuşuruz. Estağfurullah. Çok teşekkür ediyoruz Hakan Gülday. Ben teşekkür ederim. Ama haftaya gelince hemen gitmiyoruz ama. Takılıyoruz biraz. Tamam ona da dikkat edeyim tamam. hocam. Tamam. Pazartesi o zaman izleyicilere bir bilgi veririz. Sonrasında peki. neler konuşuldu. Çok teşekkür ediyoruz. Ekonomi Gazetesi Hakan Gülden'e yani değerli vaktinizi ayırdığınız için katkılarınız için. Sağ olun ben teşekkür ediyorum. İyi günler olsun. Sağ olun. O zaman bu konuyu noktalayalım mı? Yoksa... Dün biz yayındaydık. Sonra İstanbul Projeleri Programı Murat Kurum'un başladı. Evet. Yayından çıktık. Konukla birbirimizi aradık. Cüneyt Baksoy sağ olsun. Bir saat biz yayını devam ettirdik kendi aramızda. Ha kendi aranızda. Ya biz de zaman zaman konuşuyoruz. Evet. Seninle de konuşuyoruz. Bazen Cüneyt'le de konuşuyoruz. Diğer konuklarımızı da ben ara ara arıyorum. Ya şu şöyle bir şey konuştuk ne oldu veyahut da onun dışında ne olduğuna dair bilgi almaya çalışıyoruz. Şu da çok önemli bir şey. Ekonomide iletişimi ben sağlayamam. Ekonomide iletişimi ekonominin paydaşları sağlar. Şimdi Hakan piyasayı biliyor. Muhtemelen iş insanlarının da katıldığı bir panel, bir şey var ve oraya gidiyor. Evet. Çoğunlukta çünkü gazetede onların haberlerini görüyorum. Ekonomi gazetesinde. Şimdi gidiyor. Bazen kendi onlar yönetiyorlar, modere ediyorlar. Bazen konuşmacı da oluyorlar. Ama sonuçta İşlerin orada nasıl yürüdüğünü onlar görüyorlar yani. Bir tarafta da biz genelde hep makroekonomiyle ilgileniyoruz. Yani büyük ekonomiyle ilgileniyoruz. Faizi, dövizi bilmem nesi falan. Yani tamam da ya bize çok fazla gerçek hayattan koparan şeyler bunlar. Bu mesela oradaki en ufak bir endişe bize de yansıyor. Halbuki bankacının endişe etmesi gereken, bankacının dikkate alması gereken bir mevzu. Bunu vatandaş dikkate alıyor. Vatandaş dikkate alınca atıyorum işte onun duygusal davranışından ya da davranışsal ekonomi dedikleri şeye etkisi oluyor. Evet. Ya konut almıyor, araba almıyor veyahut saldırıyor. Yani ya biri ya öbürü. Şimdi kimden dinleyeceğiz bunu? Ya bu insanlardan dinleyeceğiz. Gerçekte bu ne anlama geliyor? Ne nedir? Nereye gidiyor? Bunu da rahat rahat konuşabilecekler. Ben birçok yerde hani rahat konuşmayı ağzına geldiği gibi, ilk aklına geldiği gibi konuşmak olarak algılandığını görüyorum. Bu da değil. Bu da değil yani. Biraz eli yüzü düzgün, tümen ekonomistlerin de diğerlerinin de yani gerçekten o piyasada çalışan ve danışmanlığıyla insanları yönlendirmesiyle para kazanan kişilerin doğruların dışında tutarlı olanın dışında bir şey söyleyemeyeceklerini düşünüyorum. Çünkü kendi güvenilirlikleri her şeyden daha önemli. Evet. Biz de onu yapmaya çalışıyoruz. Evet, bir son dakika var. Onu da aktaralım ve devam edelim. Terörist temizliği hız kesmeden devam ediyor. Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek diyor Türk Silahlı Kuvvetlerimiz. Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen bir açıklama. Evet. Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlarımız kararlılıkla sürecek. Buyurun Mustafa Bey. Bizim tabii hep söylüyoruz bir politikamız var. Hem sahada belli noktaları tutmak hem de yani hareket kabiliyetini azaltmak terör örgütünün hem de tepeden yönetim mekanizmasını felce uğratmak. Bu bireysel olarak hedef alınan terör örgütünün tepe yöneticileri veya sorumlularıyla oluyor. Aynı zamanda bulundukları ülkelerin İran, Irak, Suriye'deki işte
otorite. Kim otorite Suriye'de? Rusya otorite mesela. Birleşik Devletler otorite. Onların önüne sürekli yeni malzemeler ve gerekçeler koyup oradan da yine bir alan daraltmaya gitmek. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz zaten geçen şeyden önce, seçimden önce Irak Başbakanı Türkiye'ye gelmişti. Seçimden sonra Hakan Fidan'ın müteaddit defalar Irak'a ziyaretleri oldu. En sonda yine MİT Başkanı İbrahim Kalın gitti. Evet. Ve benim öğrenebildiğim kadarıyla orada ağırlıkla bu Sincar, yani Musul-Sincar arasında Irak'tan Suriye'ye, Suriye'den de Irak'a terör örgütü YPG-PKK geçişleri ve üstlenmeleri konusu da uyarıda bulunmuş. Şimdi bunu niye söylüyorum? Zaman zaman hatırlayın. Erbil yönetimini, yani KDP, Irak Kürdistan'ı Demokrat Partisi filan, Barzani yönetimi bu geçişlerden dolayı Barzani peşmergeleriyle YPG'liler, PKK'lılar arasında çatışma çıkıyor. Kaç tane peşmergeyi öldürdüler bu yüzden. Vur emri de verdi galiba Barzani. Verdi. Hatırlarsanız yine geçtiğimiz haftalarda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan şeyi uyardı. Bu sefer KYB'yi uyardı. KYB Talabani'nin partisi. Biz onları Barzani Talabani diye özetleyelim. Talabani'nin partisi biraz dağınık. Ama Suriye'de YPG ile, Irak'ta da şeyle, PKK ile Süleymaniye, Irak sınır, İran sınırındaki Süleymaniye bölgesini, Kandil'in hemen güneydoğusu, orayı kontrol ediyor ve çok işbirliği içerisinde. Türkiye'nin karşısında kim varsa onlarla işbirliği içerisinde ve onlara yönelik çok sert ve net bir uyarı yaptı. Şimdi böyle baktığınız zaman bu bölgenin nasıl baskı altına alındığını ama tersinden de terörle mücadelede Türkiye'nin kartları ne kadar açık oynadığını, o konuda da işbirliğine ne kadar açık olduğunu gösteren bir şey. O yüzden şu operasyonlar ve bahsettiğim o diğer çerçeve, Türkiye'nin sınırının güneyinde bir teröristten oluşmasını engelleme sürecinden hiçbir şekilde bir gevşemeye mahal vermediğini bize gösteriyor. Evet. Çünkü efendim, Suriye'de yapıyorlar onu, Irak'ta falan. Hayır. YPG, PKK, Amerika Birleşik Devletleri'nin arkasında bu kadar düzgün bir biçimde izahlanmış, insanlarını ideolojik baskıyla $200 da ve üste vererek ölüme bu kadar kolay gönderebildiği her dönem KDP'den, Barzani'den daha iyidir. Barzani, yerel Kürt, Müslüman, işte aşiret, aile, tarihi geçmişi olan bir yapıdır. Oralıdır yani. Ama PKK, ailelerinden, köklerinden, inancından ve çoğu zaman kültüründen kopartılmış, çalınmış veya baskıyla yönlendirilmiş toplama bir savaş çetesi. Şimdi böyle baktığınız zaman Amerika için kullanışlı olan o. Neden? Kullanıldıktan sonra atılabilir. Çünkü bir kıymeti yok. Ama Barzani'yi atamazsınız kullandıktan sonra. Kullanırsınız ama atamazsınız. Yani orada ki son talde arsayı, mahalleyi birine teslim edecekseniz o mahallenin eskisine teslim edersiniz. Çeteye teslim etmezsiniz. Şimdi bugünlerde Suriye'den çekilme meseleleri konuşulurken bunu bir kez daha böyle düşünmek lazım. Fakat tek başına da bırakırsanız eğer o PKK terör örgütü grubuna karşı Barzani direnemez. Ortaklık yaparlar. Bugün, yarın başa çıkarlar. Tepenize binerler. Bakın HDP ile CHP'nin ortaklığı nereye gitti? HDP, şimdi DEM, Cumhuriyet Halk Partisi'ne politikada yatıyor. Ve Cumhuriyet Halk Partisi politikaları demlendi. Neden? Demlendi. Bakın daha önce öyledir, ilişki diye başlar, sonra sizi ele geçirir. Çok nettir yani, buna geçmişe doğru bakın.
O zamanda SHP'yi de ele geçiriyordu. Onlar koparak, onları oradan ayırarak bir formül bulmaya çalıştılar. Ama hiçbir zaman bütünleşik ve geleceğe dair bir perspektif içeren politika üretmedikleri için, anlık tepkilerle bu işleri yürüttükleri için sonuçta her şey geldi ve yine birbirine dolandı. Orada da kim kazandı? Örgütlü ve istikrarlı güç kazandı. Kim o? Terör örgütünün siyasi uzantısı. Yine terör örgütü mantığıyla. Hem o büyüdü, hem FETÖ terör örgütü büyüdü. Aynı dönemde. Neden? İktidarlar birbirleriyle mücadele ediyor. Bunların mücadele ettiği bir şey yok. Bunlar kendi ajandalarını devam ettiriyorlar. İşte dört defa adı değişip ondan sonra tekrar bu kadar kıymetli olan bir parti olur mu ya? Ha? Yeşil Sol Parti. Sonra yok, önce bir Demokratik Bölgeler Partisi bilmem ne. Oraya gideceğiz, buraya gideceğiz. Sonra Yeşil Sol Parti. Sonra geldiniz, bir daha parçalandınız. Ne olacak? Hadi bunun adı başka bir şey oldu. Olmadı o Anayasa Mahkemesi'nden filanca HEDEP'ti değil mi? Evet. HEDEP oldu, bu olmaz dediler. Sonra döndü, DEM oldu filan. Hala kıymetini kaybetmedi. Bir yılda iki kere değişti değil mi? İki kere de, bakın iki kere değişti. Üç kere de nasıl değişecek diye tartışıldı. Üç tane değişti. Geçmişte de zaten tabii ki. Ama bir yılda beş kere tartışıldı. Son tahlilde bu kadar tartışılan, kapatıldı, kapatılacak, kim yasaklanacak belli değil, bir sürü adam var filan. Hala kıymetli. Neden? Arkasında örgüt vardı ondan ya. Hangi parti bu kadar isim değiştirip bu kadar kapatma davası sürerken bu kadar kıymetli oldu bugüne kadar? Hiç gördünüz mü bunu siz? Evet. O yüzden Türkiye'nin bu sınır ötesi politikalarının buradaki siyasi hesaplara göre değişmemesi son derece önemlidir. Dün Milli Savunma Bakanlığı terörle mücadele operasyonuna ilişkin bilançoyu da paylaşmıştı. Bir haftada 82, bugün verdiğimiz son dakikalarıyla da 87 olmuş oldu. 87 terörist etkisiz hale getirildi. Tabii ne PKK-YPG için ne de Amerikalılar için Kürt çocuklarının ölmesi çok önemli bir şey değildir yani. Onlar için onlar $200 verecek, yeni elemanlar PKK onlara getiriyor. Suriye'den getiriyor, Irak'tan getiriyor. İran'dan getiriyor. En çok da İran'dan getiriyor. Hocam söylemek istediğiniz bir şey var mı? Evet. Ya bak geçelim. Burada uzun süre yayının başından beri ekonomiyi tartıştık Elif. Biz bir istikrar, bir yüzyıl konuşuyoruz ama bunu terör riskleri canlıyken yapamayız. Yani sıfır terör güçlü Türkiye. Tabii. Sıfır terör güçlü ekonomi çağrımı yenilemiş olayım. Artık içerideki başarıyı dışarıya taşımak lazım. Yani bu bölgenin Türkiye'nin tercih ve taleplerine göre şekillenmesi derken şekli değişsin anlamında söylemiyorum. Buradaki aktörlerin, onların fonksiyonlarının Türkiye'nin talep ve tercihlerine göre şekillenmesi gerekiyor. Biz bakıyoruz, İran bunu başarıyor. Kendi tercihlerine göre belli kazanımlar elde edebiliyor. Biz öyle bir ajandalı devlet değiliz. Biz bütün bölgenin refahını istiyoruz. İran bütün bölgenin istikrarsızlığını istiyor. İstikrarsızlığı istediğinde daha kolay işin. Şimdi İran'ın PKK'ya nasıl kaynak sağladığını Kartoğlu söylemişken. Bir bölgenin istikrarsızlığını istiyorsan işin çok kolay yani. Ama bir bölgenin istikrarını istemek hem fedakarane hem de zorlukları olan bir beklentidir. Bunu karşılamak için de gereklerini yapmak gerekir. Biz bu bölgede insanların yaşama hakkı olduğuna, bu bölgede insanların hayal kurma hakkı olduğuna, işte gelecekleri ile ilgili okul hakkı olduğuna, sağlık hakkı olduğuna vesaire hepsine inanan tek merkeziz, tek devletiz ve bunun gerçekleşmesi için de Türkiye gayret ortaya koyuyor. Umarım bunlar karşılık bulacaktır ama bu gayretin askeri bir yönü olmadan sonuçlanmayacağı besbelli. Böyle operasyonlar çok değerli ama daha bir kara harekatı anlamında bir girişkenlik de gerekiyor gibi duruyor. Hele şu evet. Amerika bir çıksın da bir bakalım bir.
Evet, şimdi hem İsveç'in NATO üyeliği kararını zaten değerlendirmiştik burada ama resmi gazetede yayımlandı. Bu şeyi onaylamanın ardından da F-16 satışlarıyla ilgili ABD'den ard arda açıklamalar geldi. İsterseniz bununla devam edelim ama biraz hızlanalım çünkü sonrasında da İstanbul projeleriyle ilgili de konuşalım. Bakın şimdi bana gelmiş bir mesaj, şimdi onu söyleyeyim. Bakın emekli maaşınızın diyor tamamı değil ama tamamına çok yakın bir kısmını işte limit aşım ücreti ödemeden çekebilirsiniz diyor. Niye geldi al o mesaj? Diyor, para kullan para kullan konuştuk diyor. Ya kredi falan evet, evet. Hemen geri veriyor. Nasıl para oldu? Kullan para kullan diyor. Konuşurken mi geldi anlamadım. Konuşurken mi? Vallahi ya. Geçen bugün bana gelmiş mi ya? Bugün 10.30'da gelmiş ya. Şimdi gelmiş yani. Bir dakika önce. Biz bir geçen iş yapay zek biri bizi ikisi, dinliyor. Bir iş ilişkisi tartışıyorduk. Enteresan. O markalı reklamı geldi. Yani biz evet. Başka bir bağlamda tartışıyorduk. O kadar akıllıydı ama sesi duydu mu getiriyor. O çok sık oluyor. Şimdi, gerçekten. Evet, bak telefonla 40 kere kredi dersen kredi geliyor herif. Deneyim bakayım. Şimdi geliyor da bedava gelmiyor tabii. Geçelim. Şimdi banka size bir şey satıyorsa size kazandırmak için değildir. Kusura bakmasın bankacılar, bizim de sponsorumuz bir banka ama tüketici bankacılığına bakarsanız öyle hayatınızı kolaylaştırır. Ama o her kolaylığın bir bedeli vardır. Şimdi bahsettiğin mesele evet Türkiye'nin bunu öyle ya da böyle onaylayacağı aslına bakarsanız Norveç'e Finlandiya'ya onay vermesiyle ya da bu iş gündeme geldiğinde Finlandiya'yı İsveç'ten ayırmasıyla anlaşılmıştı. Çünkü birine verip öbürüne vermemezlik etmezsiniz son tahlilde. Arada sadece dersiniz ki yani suyunu da çıkartmayın. Şu olurken de bunu benden istemeyin dedik. Şimdi o konuda evet bir takım adımlar attılar. Fakat yasal ve politik olarak bir çabaya girdiler. Yasal çabalarını anlamlı buluyorum. Koyalım bir kenara. Politik çabaları yeterli değil. Çünkü kendi ülkelerinde de toplumsal hayatı tehlikeye atan Kur'an-ı Kerim yakma gibi ve üstelik bunu Türk Büyükelçiliği'nin filan önünde yaparak aslında Müslümandan Türk'ü anladıklarını da ortaya koyan yani daha güzel. Daraltılmış bir ırkçılık. Güzel. Tamam. Şimdi Boşnak, Müslüman Boşnak. Tamam. Bunlar neden ortadan kaldırılmaya çalışıldı? Soykırım neden yapıldı? Müslüman Boşnak oldukları için. Şimdi yani soykırımın anlamı ne? Bir kitleyi belli sebeplerden dolayı ki başta ırksal sebepler olmak üzere hedef görüp onu toptan ortadan kaldırmak. Ya bir soykırım diyoruz. Tam da bu oluyor şu anda orada. İsveç'te. Buna yönelik bir hareket yapılıyor. Sonra biri çıkacak diyecek ki burada Müslüman Türk olarak yaşamamıza nasıl izin vermezsiniz? Kimsiniz siz kardeşim diyecek. Vay efendim o Türkler saldırgan oldu filan. Müslümanlar saldırdı olacak. Tamam. Benzeri çünkü Almanya'da bozkurtlar diye milliyetçilerimizin, ülkücülerin başına geliyor. Benzeri. Onları terör örgütü sayalım falan diyorlar. Karşıda terör örgütü var. Şimdi hayır şu da değil. Var ya böyle filmlerde falan vur bakayım falan der Amerikalı. Çünkü vurursan suçlu olacaksın ya. Bu vur bakayım ne demiyor. Daha en azından bir hıncını almış olursun. Yani yumruğu atarsın ondan sonra gelsin ceza problem yok. Ya yumruk atmadan seni vurmuş gibi tehdit şey yapıyor suçluyor. Kim? Kendisi terör örgütü. Şimdi bununla karşı karşıya kalmamalıyız biz. Bu konuda siyasi olarak Danimarka bile tepki koydu, İsveç koymadı. Şunu anlayabiliyorum mesela yargısı margısı filan onların hükümetlerden çok bağımsız değil evet fakat devlet politikasından bağımsız değil asıl. O yüzden hükümetleri çok fazla takmazlar. Tam tersi şimdi iyice Amerika Birleşik Devletleri'nin kuyruğuna girip dümen suyuna girip eleman haline geldikleri için o kuyruğu dik tutmak için yargı bağımsızlığına daha fazla ihtiyaçları var. Oradan biraz boy gösterecekler. Biz bunu iade etmeyiz filan. Şu şöyle oluyor. Bu işte AKP'nin raporunu gösterecek misal. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi bir rapor. Türkiye aleyhine cezaevinde işkence iddiaları yoğun. Ne zamandan beri? 2017'den. Allah Allah niye 2017 acaba? Ha?
Bunun 15 Temmuz'dan sonra FETÖ'cülerin yaygarasıyla bir alakası olabilir mi? Olabilir. Öyle diyorlar çünkü. 45'e 45 olması gerekiyormuş hava rakamları, şey yapabilirim, tutturamayabilirim. Havalandırma 43'e 43 çıktı. Biz burada işkence çekiyoruz, nefes alamıyoruz, havamız yetersiz cezaevinde. Heh? FETÖ'cü şikayeti bu. Bu da bir şikayet, çetelede yeri var. Tamam. Havalandırmaya çıkıyoruz, orası 1,5 metrekare yetmiyor bize, yürüyemiyoruz çünkü filan. İstatistik tamam. yapıyorlar. Burası yani, bir cezaevi yalnız ha. Bakım evine filan almadık yani adamı. Cezaevinde şartlar düzeltilsin, bundan bağımsız söylüyorum, ayrı bir bahis. Varsa orada şey işkence yapmaya kalkan, ne bileyim poliste eziyet eden filan, bununla kimse şımarıp da iki cop vururuz, bizi de savunurlar filan gibi bir anlam çıkartmasın. O ayrı bir bahis. Ama burada karar veren 306 parlamenterin olması gereken salonda 66 kişiden 65'i. Tamam. Kararı veren. Bir tanesi de HDP'li, HDP DEM Partili. Tamam. Hı. Şimdi Türkiye aleyhine karara Hı. oy veren 306'da 66 kişi. Raporu hazırlayan Kıbrıs Rum yönetiminden bir parlamenter. Raporu tamam. hazırlayan. Süper ekip. Rapor... Raporun hazırlandığı dönem raporun atıfta bulunduğu işte daha önceki araştırmalar, onlar yayınlanmıyor. Ülke yani Türkiye izin vermediği için. Hı. O raporun hazırlanan raporun atıfta bulunduğu AİHM kararları filan 2017 sonrası. Demes olsa o 2000 PKK ve FETÖ davalarının, itirazlarının, şikayetlerinin kararları veyahut da dosyaları. Şimdi Avrupa Konseyi tabii Avrupa Birliği değil, Avrupa Birliği üyelerini de kapsayan, Türkiye'nin, Azerbaycan'ın, Gürcistan'ın filan da içinde olduğu daha geniş bir Avrupa'nın politik örgütü. Şimdi fakat bu örgüt 26 bin kişi, bunun en az 15 bini çocuk, İsrail tarafından öldürülürken herhangi bir sesin çıkmadığı ülkelerin örgütü. Sesin çıkmadığı ne? Alkış tutuyorlar. Alkış tutmayı yani. Şimdi o da var. Silah mühimmat. Kime ne anlatıyorsunuz ya? Evet. Kime ne anlatıyorsunuz? O yüzden bu şudur aynı zamanda. Bakın oradaki 306 kişi. 306 kişinin 250'si yerinde yok. Niye yok? Niye yok? Saçma. Çünkü mesai bitmiştir ya. Yok, saçma olduğunu bildikleri için yani oy veriyorlar. Saçma, anlamsız. Ben görüyorum, Avrupa Birliği'ne de zaman zaman gidiyoruz biz, görüyoruz. Millet mesai dolduruyor ya. Ben diyorum ki ya, bana mı öyle? Bir de inanmadıkları şeyi oylamaya girmemişler. Bir de şöyle ya tabii ki öyle. Ya Güney Kıbrıs gitmiyor, Türkiye raporu. Gitmiyor. Bizden de gitmedi kimse. Hmm. Gitmiyorlar ya. Önemsemiyorlar. İyi, o zaman fonksiyonsuz bir yer oldu. Güzel. Hepsi birliğin kendisi de öyle. Biz şimdi gidiyoruz zaman zaman. Bazen diyorum ki ya her taraf boş. Birileri dolanıyor, molanıyor. Bir şeyler anlatıyorlar. O oradan yazışıyor falan. Ya buradan iş çıkmaz be. Hmm. Ya buradan iş çıkmaz. Görüntü bu. Ticaret diyorum odası ama, gibi diyorsun. Ya bilmiyoruz şimdi, tamam mı? Ticaret odalarını bilmiyorum. Fakat buradan iş çıkmaz deyince tabii bunu da ortalıkta söylemek zor. Neden? Çünkü erbabı değilsin yani. Orada çalışmıyorsun. Sonra dönüyorum. Ya acaba bir tartışma, bürokrasi, AB bürokrasisi, Brüksel filan tartışma, iş verimlilik filan. 3-5 kelime Google'a yan yana yazıyorsun. Aa bakıyorsun hakikaten iş çıkmıyormuş orada. Neden? Çünkü kendi raporlarında var. Bütün tartışmalar bunun üzerine. Orası devasa bir bürokrasi. Saatleri ayarlama enstitüsüne dönmüş. Kimse oradan vazgeçmiyor. Brüksel zaten aman vazgeçmeyin diyor. Çünkü o maaşlardan oranın ekonomisi dönüyor. O lay 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 herkes birbirini besliyor. Öyle yaşayıp gidiyorlar. Kendi aralarında simbiyonik bir ilişki var. Hmm. Herkes bir diğerinden beslendiği için. Hmm. Orada duruyor. Bir şey öğretmeleri gerekmiyor. Ha çok vicdan lazımsa işte Türkiye gibi birkaç ülke buluyorlar. Onlara insan hakları ödedi ve bir güzel saydırıyorlar. Ama İsrail'e de bir şey söylenir. İsrail ülke değil ki. İsrail Avrupalı da değil. İsrail aday ülkede değil. Ya canım muhatabımız değil adam. Olsa var ya dükkan senin, biz onu dümdüz etmiştik şimdiye kadar. Evet. Peki ya bu sizin politik olarak tavır almanıza mani mi?
Yani Kuzey Kore de Avrupalı değil, AB üyesi de değil, AKP'm üyesi de değil. Ama sırası gelince Kuzey Kore'ye, İran'a falan giydirip duruyorsunuz. Ha? Evet. Orada aynı şey değil onlar tabii filan diyor. Hop konu bakıyorsunuz kapanıyor. Neden? Ondan sonrası maaşa dokunuyor da ondan. Riskli bir alan yani. Riskli. Tabii. Kaybedebilirsiniz politik olarak. Gitti maaş. Bankamatik memur. Bir maaş da değil. Sadece maaş değil. Orada bir ekip yönetiyorsunuz. Bir sürü insan size bağlı. Herkesin böyle minik minik krallıkları var. Avrupa biliyorsunuz küçük krallıkların yani aslında aşiretlerin ve derebeyliklerinin, derebeyi falan deyince böyle prenslik prenslik falan deyince bunlar böyle bayağı bir durmuş oturmuş böyle demini devletçikler gibi falan görünüyor. Öyle değil. Bildiğim bizde aşiret neyse onlarınki de o yani. Gerçek derebeylik. Ha, gerçek derebeylik. Diyor, ya çay var, çorba var, hediyeler geliyor, sekreter var diyor. Şimdi takılıyorlar. Onlar da orada onların zamanında hepsi de sonuçta köylü çocukları oldukları için ilk defa o atalarından gelen genetik olarak ezildikleri derebeylik altında kendilerini derebeyi olarak görüyorlar. Çünkü demokrasi herkesin derebeyi olmasını sağlayan bir sistemdir. Kendi küçük alanında 5 kişi bile olsa bir sekreter, 2 danışman, birileri arayıp size telefon bağlıyor falan. Bir de üste bilmem kaç bin euro veriyor. Yıkılırsa beylikleri Türkler kurar ama. Yok biz beylikleri biz yıkıp önce beyliklere bölünüp dağılıyoruz ama sonra aralarından bir tanesi çıkıyor diyor ki hop bir dakika durun hepimiz kardeşiz. Bu böyle olmaz yok, yoksa bak, bizi lok bak, yerler. Yıkılırsa Düsseldorf Beyliğini Türkler kurar. Ben sana söyleyeyim. Olabilir. Sizin de alalım değerlendirmeniz son bir 2-3 dakika. İsveç üzerinde yeterince tatmin olduk onu söyleyeyim yani. Ben olsam bunu NATO'ya Kasım'dan önce almazdım. Amerikan seçimlerinden önce. Fakat bütün politika tasarımı da ekonomi politikası tasarımı da ilk başta ifade ettiğim gibi İsveç'in NATO'ya üyeliğine dairdi. Bizi çok bağlamıyor. Aslında kendisi kendi başına iş alıyor. Bizi daha başka yerler mesela Kıbrıs, Güney Kıbrıs falan NATO'ya dahil edilse onlar bizi enterese eder. Evet, bu bizi çok da enterese etmiyor ama iyi bir deneyim yaşadık. Macaristan'la ilişkilerimizi bu süreçte stratejik seviyelere, bayağı stratejik seviyelere taşıyabildiğimizi gördük. Rusya'yla bir denge kurma anlamında bizi işimize yarardı. Bu işe yarama Kasım'a kadar giderdi. Senin hakikaten dediğini Macaristan yapıyor şimdi. Başbakan diyor ki tamam onaylayacağız biz de diyor. Zaten öyle demişti. Türkiye'ye bakacağız. Ne yaparsa biz de öyle yapacağız diye. Ama meclis başkanı diyor ki acelemiz yok. İsveçliler de diyor yeterince aşağılandık zaten onaylayın demişler Macaristan'a. Yani bu Kasım'a kadar giderdi. Şu Trump geliyorsa denklem değişir çünkü. Ben Amerikan seçimini görmeden meclisin biz de Ekim'e kadar bekletsek iyiydi. Gündeme almasını doğru bulmadığımı önceden beri köşemde de defaten yazdım. Neyse hayırlısı artık. Meclis Ekim'de açılıyor ya o yüzden. Bizim meclis ama Amerikan seçimi de Kasım'da ya. Bizim Trump geliyor mu gelmiyor mu bir görmek lazım. Trump geliyor ya. Bana da geliyor gibi geldi. Ya da bu gidiyor yani. Bunu sevinerek söylemiyorum da geliyor yani. Biden gidiyor. Ehvenişer yani bizim için ikisi. Yok orada enteresan bir şey var yani. Onu tabii önümüzdeki günlerde daha çok konuşacağız. Biraz da erbabıyla da tabii konuşuruz. Biz burada şimdi ilk gördüğümüz şeyler bize biraz böyle enteresan geliyor. Demokrat Parti'nin adayı yok. Biden'dan başka. Adamın eceli geldi yani. Yani şimdi gelip gelmediğini bilmiyorum da. Ecelisi var onun diyorlar biliyorsun. Şimdi ecelisi ama, var. Ama Trump'la ama mesela adayları yok. Adayları bak Trump yok. Daha profesyonel. Biz Rusya gibi Amerika ile bir denge kurmaya çalışıyoruz. Biden bir sabun gibi bir şey yani. Onun olmuyor. Trump'la olabilir. Evet. Şey yapmadılar mesela. Hayırlı cumalar. Bağımsız bir aday var ilk defa. %10'un üzerinde oyu görünen Kennedy. Kennedy ailesinden babasını öldürmüşler, amcasını da öldürmüşler. Yani biri başkan, biri senatördü babası. Bu başkanın John Kennedy'nin yeğeni. Şimdi Demokrat Parti'den aday olacaktı. Olamadı. Oldurtmadılar. Bağımsız oldu. Şimdi onu tekrar Demokrat Parti'den aday göstermek mümkün değil. Ama Demokrat Parti'den de seçilebilecek niteliklere sahip aday yok. Rüşvet skandalları da var. Hepsi %5'in altında Biden'ın yanında. Ya üçüncü tura dönüyor Mustafa Bey. Ya tekerlekli sandalyede bir yaşlı ya da onun yanına bile etrafına bile yaklaşamayacak kadar
siyasi anlamda niteliksizlerden bir tanesini beğenmek, seçmek. Biden ne? İsrail'in... Hiç konuşalım. İsrail'in yanındayız. Siz konuşun, ben kapatıyorum. Haftaya Cuma tam kadro inşallah buradayız. Değerlendirmelere devam edeceğiz. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu ve Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Yusuf Dinç. Çok teşekkür ediyoruz değerli vaktinizi ayırdığınız için. Katkılarınız için analiz sentezi noktalıyoruz. Hoşçakalın.